kırmızı bir çember içerisinde Made in Turkey yazısı. Üzerinde zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesi. Davetiyenin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstünda, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal, George Havucuoğlu, Badire Zeline Pikmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Günnihal Demir, Ramin Necat Habibov, Burhan Özgür Aydın, Hakan Ali Barışık, müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, senaryo Metin Açıkgöz, Yaşar Arak, Caner Güler, Birol Güven, yapımcı Birol Güven, yönetmen Hasan Tolga Kulat. 77. bölüm. Gündüz vakti Boğaz manzarası. Junior! 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 Ya Junior ya, Allah'ım ya Rabbim ya, nerede bu çocuk? Ya Allah Allah ya, ben gördüm. Bu tarafa doğru gitti. Sanırım buraya girdi yani. Ay bakıyoruz işte Nurhoş. Yok işte Junior burada. Hay burada olduğuna emin misin yani? Evet Serpil Hanımcığım. Yani buraya doğru gidiyordu. Dört tarafı tel örgülerle çevrili geniş bir kafesin içindeler. Leon. Aa, ay çok güzel filmdir o. Nereden geldi aklına? Yo, benim aklıma gelmedi. Orada yazıyor öyle Leon. Nasıl ya? Filmin afişine mi asmışlar? Hayatım, afiş falan değil. Lion, yani aslan anlamında. Öbürü o senin söylediğin film, o Leon, o değil o. Ha, evet. Burası aslan, yani belli ki aslanların bölgesi burası. Doğru doğru, biz muhtemelen aslanın olduğu yerdeyiz şu anda. Evet. Aslanın yeri yani. Serpil Hanım, şimdi o zaman ben biraz pozitif olmak istiyorum tabii ama... Bu durumda bizim bu demirliklerin arkasında olmamız gerekmiyor mu o zaman? Evet yavrucuğum, şimdi normalde bu kafeslerin arka tarafı seyir tarafı. Burası da aslanların bulunduğu bölge. Yani biz şu anda aslanların bulunduğu bölgedeyiz. Serpil'in aklı başına anca geldi. Ay biz şu anda aslanların bulunduğu yerdeyiz. Aslan kafesindeyiz. Ay çok kötü kokuyor anneş kocuğum burası. Çok pis yani. Bir de aslan yattığı yerden belli olur derler. Resmen pasaklı bir aslanmış bu. Ay yok artık, yani biz şu anda aslanın kafesinde miyiz? Ya öyle görünüyor. Nurhancığım hemen çıkalım buradan. Nasıl ya? İnanmıyorum Nurhan ya. Bizi aslanın kafesine mi soktun sen yani? Ya Allah Allah. Geldiğimiz gibi çıkarız ya. Şimdi şuradan çıkacağız, geri gideceğiz. Bir de zaten ya ortada aslan maslan yok ki ya. Sesin geldiği yöne doğru kafalarını uzattıklarında hepsi şoka girdi. Kocaman bir aslanla aynı kafesin içindeler. Aa! Peki bu ne? Aslan! Anniş kocuğum, keşke et falan alsaydık yanımıza, beslerdik yani. Merak etme yavrucuğum, hayvan et sıkıntısı çekmeyecek. Et mi getirdik yanımızda? Evet, Riyaman'ın varlığımızca et getirmiş bulunduk zaten. Nurhancığım, aslan bize bakıyor. Yok artık! Hepsinin korkudan beti benzi attığı esnada görüntü karardı. Villanın yemyeşil bahçesiyle açılan görüntüde 2,5 gün önce yazdı. Nurhan'la Biricik yok mu? Mahmut Kemal'i uyutmaya götürdüler. Uyutmaya mı götürdüler? He. Evet anneş kocuğum. Babişkom söylediğinde ben de çok şaşırdım. Böyle soru işareti, soru işareti baktım. Yani sen de şaşırmakta haklısın. Kızım sen oldu bitti böyle soru işareti bakarsın zaten. Peki hayatım, nereye götürdüler? Yedi uyurlar mağarasına mı? Yani bebeği uyutulan bir yer mi var? Nedir bu böyle? Götürdüler işte seni. Götürdüler. Ah geliyorlar. Kendilerine sor. Hah. Evladım. Nereye gittiniz? Anneciğim, Mahmut Kemal'i uyutmaya götürdük. Hay, babacığım da aynı şeyi söyledi de nereye gittiniz? Yok Serpil anneciğim, belli bir yer yok. Uyuyana kadar dolaştırıyoruz. Biliyorsunuz Mahmut Kemal çok zor uyuyor ama son zamanlarda şunu fark ettik ki arabada çok güzel uyuyor. Bir sallantıdan herhalde. Kendini anne karnında zannediyor. Yola çıkıyoruz vallahi 5 dakika sonra mışıl mışıl uyuyor. Ya demek ki tekerlek icat edilmeseydi uşak uyuyamayacaktı yani. Ya baksanıza,
Bu eski usul arabaya götüreceğiz de böyle ayakta sallasaydınız hani. Aa, yok babacığım, denedik olmuyor. Babişkocuğum, Nur hoşa çekmemiş bebek. Yani böyle varlıklı aile geni taşıyor. Yani bizim genlerimizi taşıyor böyle. Taban varla değil, otomobilde uyuyor çocuk. Yavrucuğum, ufacık bebek nereden bilsin taban vayı, arabayı? Orada rahat ediyor demek yavrucak. Vallahi ben söyleyeyim anneşkocuğum, bak şimdilik idare ediyor olabilirsiniz ama büyüdüğünde o dandik arabaya hayatta binmez benim yeğenim. Kızım bir sus da. Devirdiğin çanların altında helak olduk ya. Ha, demek arabada uyutuyorsunuz ha? Evet anneciğim, arabaya biniyoruz, 5 dakika yol alıyoruz, şak diye uyuyor namussuz. Artık biz de bir yere gideceksek Mahmut Kemal'in uyku saatlerine göre ayarlıyoruz. Aynen öyle, şimdi müsaadenizle hadi çıkaralım da yatıralım şunu. Hadi eyvallah. Hadi bakalım, hadi. Değişik çocuk. Kızım ağzından çıkarıp kulağa duyar mı ya? Aa, ne dedim ya? Dangıl dungıl konuşuyorsun ya. Çocuğun kalbini kırıyorsun. Yok dandık arabaymış, yok bilmem neymiş. Sana mı geldi? Sanki dandık değil ha. Meryem mutfakta domates yıkarken Junior Kemal yanına geldi. Anneciğim kolay gelsin, bugün çok güzelsin. Ah yavrum benim. Ay anasının kuzusu, iltifatlar da edermiş anasına. Söyle. Anne beni hayvanat bahçesine götürür müsün? Ah yavrum, vallahi çok isterdim götürmek ama bir sürü işim gücüm var. Başımdan aşkın yani, götüremem. Ama senin de hep işin var anneciğim. Yavrum, bak haklısın ama bak, babana söyle, o seni kesin götürür. Nasıl onun işi gücü yok? Yani var ama yani olduğu işleri zaten Mehmet abine yaptırıyor, o yüzden işi gücü yok. O hayatta götürmez anne. Tamam, anam dedi dersin. Ha? Hadi koçum, hadi yavrum benim. Of, peki anneciğim. Anne diyen dillerine kurban olurum ben senin, yavrum benim. Ay iyi ki doğurmuşum be seni ben. Ama Allah'tan babana çekmemişsin, iyi ki. Oh. Aman canım, çocuk uyusun da nasıl uyursa uyursun. Ya ha, bu uşağı uyutmak için harcadıkları enerji toplu konut inşaatta çalışan işçinin bir yıllık enerjisine eşit yani. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Bence bebişi o arabada uyutmaları hiç doğru değil. Niye evladım? Ya anneşkocuğum, yani fizik kurallarıyla değil, Allah'a emanet gidiyor araba. Bak bunları çocuğun yanında söyleme, üzülüyor. Ya şimdi yani Nurhan öyle söylüyor ama Rüyam daha haklı yani. Yani arabanın bizim garajda geçirdiği vakti tamirhanede geçirdiğinden daha az. Evet anneşkocuğum, bir kere hiç bizim style'ımıza yakışmıyor. Ne güzel, biricik zamanında ona güzel bir araba almıştı ama kabul etmedi. Şşş, geliyorlar işte. Ne oldu evladım? Babacığım tam uyudu sandık, yerine yatırdık ki şak gözlerini açtı ama hayatım, ben sana söyledim tam dalmadı diye. Ama ne yapayım bir tanem, ben daldı sandım. Tamam moralimizi bozmayalım, nasıl olsa ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz değil mi bir tanem? Gideceğiz arabaya, bineceğiz, turlayacağız. Tekrardan uyuyacak işte, ne yapacağız? Biz 15-20 dakikaya geliyoruz anneciğim, tamam mı? Evet, bir iki turladık mı tamamdır. Ama bu sefer var ya, bayağı geniş bir tur atacağım ha. Evet hayatım, yani dalmadan dönmek yok, tamam mı? Merak etme bir tanem, hadi gel. Hadi anlaştık, hadi bakalım. Ay anneşkocuğum, yani bir gören olsa var ya, rezil olacağız herkese ya. Ailece homeless gibi arabada yaşıyor bunlar ya. Evladım ya, alakası var, bir tur atıp gelecekler işte. İnşallah arabanın başına bir iş gelmez. Bak negatif, sen çağırıyorsun Kemal'im işte. Ay hep aynı şey anneşkocuğum. Çağırmaya gerek mi var Allah aşkına? Nurhan'ın kendisi bizzati negatif zaten. O da bizim evimizde yaşadığına göre çağırmaya gerek kalmıyor yani. Yalan da değil. Ya baba kız, ikiniz de çağırıyorsunuz yani. Piş. Uyma, hiç uyma yani. Hiç uyma. Ayıp şeyler bunlar. Şükrü Müştemilat'ın salonunda ayaklarını koltuğa uzatmış kahvesini yudumluyor. Görüntünün açısı genişlediğinde Mehmet'in diğer koltukta ayakkabı boyadığını gördük. Hadi devam Mehmet, hadi. Bir saat oldu da 3 tane çift ayakkabı boyayamadım. Az süreceğin çok geniş yere
şey yapacaksın, çalacaksın? Şükrü abi, bebeğim bir rahatsızlığım var. Ya ne gibi? Ne bileyim abi, hani Nurhan abi, Biricik abla günde bir iki sefer dışarı çıkıyorlar. Arabayla bir yere gidip bir iki saat sonra geri geliyorlar. Ya sen onu diyorsun. Bebeğe uyumuyor da o yüzden. Nasıl yani abi? Oğlum herkes senin gibi ayakta uyumayı beceremiyor ki. Çocuk evde uyuyamıyor. Alıyorlar arabaya koyuyorlar. Hır 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 gidiyorlar. Çocuk o hır 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 sesiyle uyuyor, dalıyor. Ondan hır 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 getiriyorlar, eve koyuyorlar işte bebeği. Aa bak. Nurhan Bey'in arabasının sesi. Bebek demek ki gene uyumadı. Alacaklar hır 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 getirecekler. Hır 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 getirecekler. Eve koyacaklar demek bebeği. İyiymiş Şükrü abi. İyiymiş, kötüymüş. Sana ne Mehmet? Sen çalış, işine bak. Lak lak lak. Başka hiçbir şey yok sende ya. Ya iyi de bu benim işim mi Şükrü abi? Ne demek Mehmet bu? Ne demek bu benim işim mi? Yapılan iş başa kalkılmaz oğlum. Çok ayıp Mehmet, çok ayıp. Nedir bu örseleyici laflar? Ha? Başa kalkıcı laflar? İnan sen, ya beni çok üzdün Mehmet. Çok sarstı bu lafların beni. Kustum seninle, konuşmuyorum yani. Ya Şükrü abi tamam gel. Ya ben lafın gelişi öyle söyledim. Ama lafın gelişini nasıl 90'a çaktım değil mi? Olsun, gene de kustum işte. Ya Şükrü abi ben seni gücendirmek için söylemedim ki onu. Oğlum seni bir şartla affederim. Neymiş abi o şartın? Eğer ahırı da temizlersen bu ağır sözlerini belki unutabilirim Mehmet. Temizlerim tabii Şükrü abi, lafı mı olur? Oğlum sen çok iyisin ya. Aynı ben. Aynı ben, bana çok benziyorsun. Yani aynı yumurta ikizi gibiyiz. Yani aynı yumurta ikizi olmasak ancak bu kadar birbirimize benzeyebiliriz yani. Ya ben mi sana benziyorum Şükrü abi? Çok benziyorsun oğlum ya. Bu yardımseverlik, bu çalışkanlık, bu yani beklenti olmadan bir insana yardım etmek. Aynı ben yani. Çok benziyoruz birbirimize. Barıştık değil mi Şükrü abi? He barıştık. Oluyor mu ayakkabılar? Olmuş. Şu topuklara biraz daha süreyim. Yahu bu Kemal Bey'e de Allah ayak vermiş. Başka bir şey vermemiş herhalde. Kaltunu mu almadın nedir? Boya bitti vallahi ya. Manzarada Kız Kulesi civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Hakan'la Filiz etrafı palmiye ağaçlarıyla süslenmiş. Ortasında süs havuzu bulunan bir parkta çifte kumrular gibi oturuyorlar. Hadi ne yapalım? Yemeğe mi gitsek? Çok acıktım. Hadi. Hakan başını çevirdiğinde Mahmut'un bir kadınla beraber yürüdüğünü gördü. Aa. Ne oldu? Mahmut amca değil mi ya gelen? Aa evet. Ne işi var burada? Yanındaki kim? İkili hayli samimiler. Anlamadım ya, ne oluyor? Yani bir akrabasıdır herhalde, ne olacak ki? Herhalde. Sen bir buranı arasana. Arayayım. Hakan gri renk kapşonlu montunun cebinden telefonunu çıkardı, Burhan'ı arıyor. Alo Burhan. Ha, ya biz şimdi Filiz'le parkta oturuyoruz da, baban burada galiba ya. Yanında da bir kadın var da. Badire konuşmalara kulak kabartıyor. Ya Hakan saçmalama, ne alakası var ya? Ya benim babamın bir kadınla ne alakası? Hakan tamam tamam, kapat, gelince görüşürüz, hadi görüşürüz baba. Allah Allah. Ne olmuş ya? Ya Hakan'la Filiz babamı görmüşler. Tamam hayatım, çok normal değil mi yani? Görsünler, ne olacak ki? Ya hayatım, babam hale gideceğini söyledi. Tam tersi istikamette bir yerde görmüşler. Tamam, adamcağızın bir iş çıkmıştır, vazgeçip gitmiştir yani, ne olacak? Sevgilim, yanında kadın varmış. Gayet de samimilermiş. Kadın mı? Kadınla ya. Babama bak ya. Bağırma da şimdi, Badire teyze duymasın. Bir şey de bilmiyoruz. Kadın yüreğine inecek. Ayrıca Mahmut amcanın bir arkadaşı, bir tanıdığı olamaz mı yani? Ya görüşebilir de bunu bizden niye saklıyor? Bize söylemesi gerekir yani, ne var bunda? Burhan, körü körüne gidiyorsun. Duyacak şimdi annen. Tamam, akşam gelince baban sakin sakin sorarsın ne olduğunu. Yaz biz çıkalım. Çıkalım tabii, tamam. Anne biz çıkıyoruz. Nereye çocuklar? Çay demlemiştim. Yok Badire teyzeciğim, biz çıkalım. Peki o zaman. Hadi. Görüşürüz. Hadi, hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz anne. Allah Allah.
Ben Mahmut'un hale gittiğini zannediyorum. Başka başka yerlere gidiyormuş. Ne işler karıştırıyor bu adam? Ha? Gündüz vakti hava puslu ve yağmurlu. Sarp siyah renkteki lüks arabasıyla villanın garaj kapısından içeri giriyor. Her zamanki yerinde bekleyen Şükrü, uçaklar piste inerken kullanılan kırmızı ve beyaz renkteki uzun işaret çubuklarıyla Sarp'a yol gösteriyor. Arabayı park ettikten sonra şaşkın bir yüz ifadesiyle aracından inen Sarp, merakla Şükrü'nün yanına geldi. Sehpanın üzerine portakal suyundan sodaya bir sürü içecek hazırlanmış. Ne yapıyorsun sen Şükrü? Şükrü Airlines yer hizmetleri emrinize amadedir Zarp'cığım. Saçmalama Şükrü, ne Airlines'i? Seni duyan da uçakla indim zanneder ya. Böyle bir performansı sizden bekliyorum efendim. Gerçi sizin arabada uçaktan farksız şerefsizim yani. Şeref konusunda haklısın Şükrücüğüm ama senin zevzekliklerine ayıracak vaktim yok benim. Öyle demeyin efendim. Sonuçta first class bir garaja giriş yaptınız. Efendim Meryem'e emir verdim. Garajın şu kısmına efendim perde çekiyoruz. Bugün yetişmedi, yarın hizmete giriyor efendim. Perde mi? Ne perdesi ya? Efendim hani şeyde oluyor ya uçaklarda business bilmem ne ekonomi sınıf falan araya koyuyorlar ya efendim. Yani zengin yolcuyla fakir yolcuyu ayırt etmek için. Sonuçta siz buraya giriyorsunuz ama fakir Nurhan da buraya giriyor. Aranızda bir perdenin olması şart bence. Aslında fena fikir değilmiş biliyor musun Şükrü? Adam ekonomi sınıfı takılıyor ama aramızda business class dolaşıyor ya. Sağ olun efendim. Şöyle şey yapayım ben. Portakal suyu veya soda niye tercih edersiniz efendim? Soda alayım. Buyurun. Afiyet olsun. Şükrü Airlines yer hizmetleri emrinize amadedir efendim. Benimle uçtuğunuz için teşekkürler. Abuk subuk konuşma Şükrü. Şimdi bir çakacağım asıl sen uçacaksın ha. Neyin peşindesin sen ya? Efendim ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Sadece hizmet ağımı genişletiyorum. Hiçbir şeyin peşinde değilim. Şükrü, masal anlatma bana. Masal anlatma. Bana ne oluyor, ne bitiyor onu anlat. Efendim, önce bir sodanızı için, bir rahatlayın, bir relax olun. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Vallahi iyi geldi bu soda. Şükrü'nün asıl amacını anlamış olsa gerek, her zamanki pençe çıkarma hareketini yaptı. Şükrü sırıtıyor. Badire mutfakta oturmuş yeşil mercimek ayıklıyor. Aklı başka bir yerde, dalgın. Allah Allah kanka. Demek Mahmut Bey hale gidiyor diyorsun, başka yerlere gidiyor. Ya öyle. Öyle yapmış. Canım ne var bunda? GPS diye bu adam girilen yere gidecek. Belki iş gücü çıkmıştır, kalkmış oraya gitmiştir. Fatmacığım, nereye gittiği önemli değil. Bir kadınla buluşmuş. Ne? Kadın mı? Evet. Bir kadınla bayağı da samimilermiş. İnanmam. Hayatta inanmam. Mahmut Bey böyle bir şey yapamaz. Niye yapamasın canım? Aya Mahmut Bey kim döner bakarız Mahmut Bey böyle bir çakalım yapacak. Yapamaz o adam. Aa, niye bakmasın canım? Aslan gibi, artist gibi, boylu postlu bir adam benim kocam. Sen var ya, gönül gözüne bakıyorsun da ondan. Aslan atılmaz, aslan satılmaz. Yolu kaybolsa onu bulup evine götüren bile olmaz. Aa, hiç bile. Benim kocam çapkınlık yaparsa en alasını yapar, anladın mı? Hay Allah ya, bana da ne dedirtiyorsun? Neredeyse Mahmut çapkınlık yapsın diye onu popoflayacağım ya. Öf be Fatma. Neyse canım, ben sözler yanlış görmüştür. Bu adam eve gelmeyecek mi? O zaman hesabını sorarsın sen de. Evet ya, ona sorarım, öğrenirim bakalım ne diyecek. Ya bence o kadın kesin tanıdığıdır ya. Mahmut Bey kim? Çapkınlık kim? Hala ne diyorsun Fatma ya? Allah Allah. Mahmut çapkınlık yapar. Yapar. Allah Allah. Değil, yapar ay. Fatma yapamaz diye ısrarla başını sallıyor. Sarp son damlasına kadar afiyetle içti sodasını. Ben daha da verebilirim efendim. Sağ ol, teşekkür ederim Şükrü. Afiyet olsun. Şükrü ikram tepsisini sehpaya bıraktı. Evet Şükrü, uç bakalım. Ya şey, yani anlat bakalım. Efendim kayıtlara baktım, check-in yaptırmamışsınız. Check-in mi? Check-in nedir ya?
Çekin şu efendim, Şükrü Ailesi'de bilgi yolculuğuna çıkmak için çekin yaptırmanız gerekiyor. Çekinmez birisin Şükrü. Gerçekten çekinmez birisin ya. Efendim ayrıca kayıtlara baktım. Yani Şükrü Ailesi'de bilgi yolculuğuna çıkmak için uçuş kartınız gerekiyor ama uçuş kartımız da yok. İyi anladım Şükrü, anladım, anladım. Cüzdanını çıkardı. Her gün yeni bir film ya, her gün yeni bir film. Al Şükrü. 200 TL kartım. Uzattı. Bu ne ya? İşte bilgiye uçmak için biniş kartım Şükrü. Bunda bizim sınıf değil, yani ekonomik sınıftan bile uçuş çok zor görünüyor efendim. Ancak iniş takımların üstünde sizi götürebilirim. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Uçak biletleri bile artık bu kadar pahalı değil ya. Efendim ben size business diyorum, siz caz cüz ediyorsunuz. Yani business'ın ayrıcalıklarından faydalanın lütfen. Ne ayrıcalığı Şükrü? Ne ayrıcalığı ya? Bir soda verdin, şuraya bir perde çekeceğim dedin diye ne ayrıcalıymış bu ya? İstemiyorum ben business. Sen bana ekonomik klas bilgi ver yeter. Nasıl arzu edersiniz? Nurhanlar uyutmaya gittiler. Nurhanlar uyutmaya mı gittiler? Bu nasıl bir bilgi ya? Efendim yani ekonomik sınıftan alabileceğiniz yani haber bu. Ne yapabilirim zar? Nurhanlar uyutmaya gittiler. Ya sen beni uyutuyor musun bu bilgiyle Şükrü? Neyse efendim eski müşterimizsiniz. Size biraz daha yardımcı olayım. Nurhanlar arabayla uyutmaya gittiler. Nurhanlar uyutmaya gittiler. Ya sen beni hakikaten uyutmaya çalışıyorsun Şükrü. Asla efendim. Bir habercinin en büyük özelliği doğru haber vermesidir efendim. Doğru haber veriyoruz biz de. Biraz eksik olabilir ama her zaman doğru haber verilir. Nurhanlar uyutmaya gittiler. Allah Allah bu neymiş ya? Keşke bizim sınıftan bilgi alsaydınız efendim. Business mi? İyi tamam Şükrü tamam. Ne kadar tamam. Verdiğini göremedik. Al sana business. Hadi bakalım. Anlat şimdi. Neymiş bu araba? Neymiş bu uyumat? Nedir bunlar? Anlat bakalım ya. Efendim şimdi Nurhan Bey'in Beret var ya. Evde uyumuyor efendim. Onlar da bir yol bulmuşlar. Beret'i alıyorlar arabanın içine sokuyorlar efendim. İyi ki tur atıyorlar. Bebe uyuyor. Olsa getirip yatak odasına koyuyorlar. Bu mu bilgi? Şu anda villadaki en flaş bilgi. Şükrü sen ne diyorsun ya? Sen beni mi uyutuyorsun ya? Bana ne Velet'in uykusundan, Mahmut Kemal'in uykusundan beni ne ilgilendirir ya? Olur mu efendim öyle şey? Büyük haber bu. Büyük habermiş. Yok Şükrü Airlines'mış, yok Business'mış. Hadi uç gözümün önünden. Uç gözümün önünden çarparım şimdi sana ha. Tabii ki efendim. Bir kuleyle konuşayım. 545. Ne diyorsun sen Şükrü? Saçma sapan hareketler yapma bana. Bir daha senden haber alırsam bu iki olsun ha. Bir daha bana haber getirme. Efendim lütfen yani büyük lokma yiyin ama büyük laf etmeyin lütfen. Uç Şükrü uç gözüm görmesin seni uç Şükrü. Tabii ki de kuleden kalkış için izin isteyeceğim. Farfoy kule kalkış için izin istiyorum Şükrü aileniz konuştu. Verdi mi? Veriyor. Taksi mi yapayım? Tamam. Bekle diyorlar. Hala burada mısın sen Şükrü hadi kaybol Şükrü uç. Kule uçuyorum. Kollarını iki yana açarak uçarmışçasına koşmaya başladı. Sarp arkasından el sallıyor. Ne yaptırıyorsun bana Şükrü ya? Bir an gitmekle kalmak arasında tereddüt yaşayan Sarp, bahçe merdivenlerinden çıkıp villaya yöneldi. Badire mutfakta oturmuş salata yapıyor dalgın düşünceli. Fatma dayanamayıp salatalıklardan bir tanesini ağzına attı. Mahmut geldi galiba. Ne olur ağzından hiçbir şey kaçırma ne olur. Aşk olsun kanki ya. Ben ağzından bir şey kaçırır mıyım? Yani sinirden elim ayağım titriyor. Ne diyeyim yani? Kanka biraz sakin ol bakayım sen. Bu gidişten belirteceksin bir anormal olduğunu ya. Mahmut montunu askılığa asıp mutfağa geçti. Merhabalar. Hoş geldin Mahmut'cum. Hoş geldin Mahmut Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Fatma Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mahmut, ne yaptın? Hale gidip işlerini hallettin mi bugün? Evet, hallettim. Oradan direkt doğru eve mi gidiyorsun? Evet. Niye sordun ki? Şey, Fatma Halden bir şeyler ısmarlayacaktı da onun için sormuş. Halden anlayıştı yani Halden. Ya canım yarın yine gideceğim. Ne istiyorsan alır gelirim. Yarın yine mi gideceksin hala? Evet, ne var bunda Bahadır'a? Pes vallahi kankacığım doğrusu pes. Bu yaşta bu enerji hayret vallahi hayret ediyorum. Ne oluyor ya? Sizin neyiniz var? Yok, hiçbir şey yok ki.
Ben yemek için salata yapıyorum, onu da bitirdim zaten. Şimdi İyi, ben içeri gidiyorum. Görüyor musun? Bak, yine hale gidecekmiş. Badri ağlamamak için kendini zor tutuyor. Villanın bahçeden görünümü. Babacığım, olacak şey değil yani ya. Bebek arabada mı uyutulurmuş? Ama hakikaten uşak arabada uyuyor ya. Gerçi düşününce arabada beşik kadar, çocuğun orada uyuması normal. Ay Sarpış komşum, çok alemsin ya. Yalnız Anniş kocuğum, bak ben söyleyeyim. Bu bebekte bir bozukluk var. Ay insan arabada uyur mu hiç ya? Hayatım, yani araba küçük falan ama işte ayaklarını yerden kesiyor. Önemli olan o. Ya şimdi Serpil, hoş da şimdi ikide bir uşağı alıp arabaya götürürler uyusun diye. Ya o araba yolda kalırsa? Bak ne konuştuk Kemal'im? Negatifsin, çağırıyorsun. Tamam, sustum. Geldi işte. Ne oldu, uyudu mu yavrum? Uyudu anneciğim, uyudu. Nihayet uyudu. Nurhan nerede? Hani Nurhan arabanın başında. Araba arıza yaptı da onu alıp gelecek. Bak, gördün mü? Bak çağırdın, ne oldu? Aman anneciğim kocuğum, yani kimsenin çağırmasına gerek yok ki. O araba bir negatiflik abidesi. Neyse, ben Mahmut Kemal'i yatırıp geliyorum. Valla anneciğim, rüyam haklı. Bu araba ölmek istiyor ve mezarını arıyor. Hayır, ben olsam acı çektirmemek için motorundan vururdum. Ya uşak hedese arabayı alacak da hede mi ki? Ama ben bu çocuğun işte bu huyunu seviyorum. Kimseye müdanası yok. Kendi yağında kavruluyor yavrucak. Yağ mı? Yağ nedir anneciğim? Yağ mı kalmış? Yanmış bitmiş, kavrulmuş bitmiş o yağ. Bugün formundasın ha. Üst üste şakalar. Sarp'ın sulu şakaları karşısında Serpil ile Kemal son derece ciddiler. Şükrü Müştemil Altın salonunda ayaklarını koltuğa uzatmış mandalina yiyor. Bu sırada Junior Kemal girdi. Baba! Ne var benim, vitaminsiz Bilge esim, söyle yavrum. Beni hayvanat bahçesine götürür müsün? Hayvanat bahçesine gidip ne yapacaksın oğlum? Filo zaten hayvanat bahçesi gibi lan. Ne alakası var baba? Allah Allah. Benim vitaminsiz Thomas Edison'um. At var, inek var, köpek var, horoz var, tavuk var, kedi var ya. İyi de baba, bunlar evcil hayvanlar. Ben yabani hayvanlardan bahsediyorum. Yabani hayvan da var benim güzelim. Nerede var, çabuk söyle. Oğlum etrafına iyice bakmıyorsun ki. He? Sen gözlük duvara mı büyüdü, göremiyor musun? Ne yapıyorsun? Vitaminsiz Kopernik'im benim. Dal geçmeyi bırak baba ya. Burada vahşi hayvan ne arasın? Olmaz oğlum, var oğlum ya. Solucan var, kakalak var, sivrisinek var, at sineği var, normal sinek var. Dolu, dolu. Ya baba, sen de beni götürmeyeceksin hayvanat bahçesine. Oğlum ne alakası var, gitmene gerek yok diyor. Vallahi dün var ya, çalların arasında kertenkele gördüm. Onu biraz beslesek, büyüsek, Muharrem'in havasına sokarız ona. Boşver baba ya. Oğlum bak, dünyamı yağdı ya, kurban gördüm vallahi. Ama şimdi. Badire, ben acıktım. Öyle mi canım? Mahmutcuğum sen elini yüzünü yıka, ben sofrayı hazırlarım. Bak salata da bitti zaten. Tamam, çabuk hazırla. Çok acım çünkü. Adam kadınların peşini kutfretten yoruldu. Acıktı tabii, karnı acıktı şimdi. Ne diyorsun sen Fatma ya? Ne diyorsun? Canım adam hep yani haldeyim diyor. Kadınlardayım beraber demiyor ki. Hani sen bana biraz önce moral veriyordun. Bu adam böyle şeyler yapamaz diyordun. Mahmut beni çeşitli kanka. Bu kesin yani ilişkisi var, artık bunu anladım. Ama adam hep haldeyim diyor, başka bir şey demiyor. Sus Fatma, sus. Ağlamamak için zaten kendimi zor tutuyorum. Şu bana yaptığına bak ya. Sor hesabını. Hemen sor hesabını. Ben yarın onu takip edeceğim. Yarın yine hale gidiyorum dedi ya. Mahmut hiçbir zaman iki gün üst üste hale gitmemiştir. Neyi takip edeceksin? Evet, takip edeceğim. Onları böyle suçüstü yakalayacağım. Bakalım o zaman bana ne diyecek? Fatma salata tabağının içinde notlanırken Badriye'ye yakalandı. Aşk olsun kardeşim, canım çekiverdi ya. Niye kızıyorsun? Cihan!
Bak gel burada bir fındık faresi var oğlum. Tom ve Jerry'deki Jerry gibi aynısı, tıpkısı vallahi. Cihir gel lan. Bak Jerry var diyeyim sana. Cihir. Şükrü. Ne Jerry'si ya? Neyin peşindesin yine? Bizim Cihir mahlukat bahçesine gidelim diye tutturmuş biliyor musun? Ben dedim burada dedim hayvanat çok dedim ama bana inanmıyor işte. Ha hayvanat. Ya ilginç bir canlı görmek istiyorsan Nurhan'a baksın ya. Daha ilgincini bulamaz ki. Vallahi bu hiç aklıma gelmemişti. Ya bu Nurhan çok egzotik bir canlı değil mi efendim? Yani dünyada bir tek burada yaşıyor. Neyse neyse boşver. Nurhan'ın arabası bozulmuş. Hadi gidelim de alay edelim. Ya sağ Gülsüm. Hani benimle konuşmayacaktın. Haberi verdin beğenmedin. Demediğini bırakmadın mı azar? Ya niye anlamıyorsun? Nurhan'la dalga geçeceğiz diyorum sana. Başka bir şey olsa size takılmazdım ama Nurhan arabasıyla dalga geçeceğiz diyorsanız fizana gelirim sizde. Arabayı kim kullanıyor? İyi hadi sen kullan sen. Benim gönlümü almak istiyorsun değil mi? Çapsız. Çapsız mı? Çapsız nedir Şükrü? Cıbıma ben, cıbıma. Tamam canım. Çok eğleneceğiz. Nurhan'la dalga geçmek için sabırsızlanan ikili heyecanla arabanın yanına geldiler. Şükrü şoför mahalline geçerken Sarp yanına oturdu. Meryem mutfakta yemek yapıyor. Of anne ya of! Ha ne oldu yavrum? Babanla konuştun mu sen? Konuştum anne. Hayvanat bahçesine gitmeye gerek yokmuş. Villanın bahçesi hayvanat bahçesi gibi diyor ya. Hadi ya öyle mi diyor? Bana bahçedeki kertengele var diyor. Ha, anlaşılan kuyruklu yalanlar sıralıyor. Ha. İyi tamam hadi madem. Ben şimdi onun kuyruklu yalanlarının kuyruğunu bir keseyim bakalım. Meryem'cim ne yapıyoruz akşama? Serpil Hanım Kemal Bey et istemişti. Et yapacağım ben bir de pilav yapıyorum. Yanına da bir de salata koyacağım. Zaten dünden kalma zeytinyağlılarımız var. Tamamdır herhalde. Aa çok güzel çok güzel. Gönül nasılsın bakalım? Derslerin nasıl? Okul nasıl? İyi Serpil Hanım. Senin canın mı sıkın böyle? Niye suratın nasıl? Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum ama kimse götürmüyor bile. Yani Serpil Hanım evet hayvanat bahçesine gitmek istiyor ama ben nasıl götürebilirim ki? İşim gücüm var yani. O zaman benden sana izin Gönül'ü hayvanat bahçesine götürüyorsun. Hatta ben de geliyorum. Ay sağ olun Serpil Hanım. Hiç zahmet etmenize gerek yok. Yani bahsiz izin verdikten sonra siz hiç yorulmayın ben götürürüm. Ben de gelirim. Hem ne zamandır yavrularımı görmedim onları görmüş olurum bu vesileyle. Beraber gideriz. Çok teşekkür ederim. Yavrum bir gelin yavrum bir gelin. Hadi gül bakalım artık hayvanat bahçesine gideceğiz. Ay yavrum benim. Hadi canım kolay gelsin. Sağ olun Serpil Hanım. Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu yavrum? Yavrum benim. Yavrum hayvanat bahçesi istemiş. Nurhan yol kenarındaki kırmızı renk külüstür arabasının motor kapağını açmış, arabayı tamir etmeye çalışıyor. Alnındaki teri silmek isterken ellerinin kapkara olduğunu fark edip vazgeçti. Her seferinde yolda kalmak artık canına tak etmiş olsa gerek gergin, sinirli. Nurhan canla başla arabasını tamir etmeye çalışırken gri renk lüks bir araba jet gibi geçti yanından. Gri arabanın ardından Sarp'ın arabası göründü. Direksiyon başındaki Şükrü arkadan Nurhan'ın arabasına yanaştı. Sarp'la birlikte arabadan inip sırıtarak Nurhan'ın yanına geldiler. Kafasını motordan kaldırınca Şükrü ile Sarp'ı karşısında gören Nurhan hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Hayrola Nurhan? Olacak iş değil. Dünya ne kadar küçük ya. Ya villaya şu kadarcık yol kaldı. Ama malum işte arabam arıza yaptı. Allah gönderdi sizi ya. Hayatta inanmam Nurhancığım. Ya bu arabanın arıza yapacağına hayatta inanmam. Aynen efendim. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Bu anca bir meteorun dünyaya çarpmasından daha az bir ihtimal. Kesinlikle öyle. Medyaya haber verelim de gelsinler çeksinler ya. Ya dünyada flaş haber bu ya. güldük eğlendik bitti. Arabamla ilgili şakalarınız bittiyse bir el atın da çekelim şunu ya. Çekelim tabii canım çekelim yani sonuçta aramızda bir çekememezlik mi var? Aslında var. Sen sus Şükrü sana konuş diyen oldu mu? Ya tamam Allah Allah tamam bırakın artık aranızda konuşmayı da çok yoruldum ben ya. Hadi bir el atın da çekelim şunu ya. Hakikaten abartıyorsun ya Nurhancığım.
Ya arabanın ağırlığı Mahmut Kemal'in ağırlığıyla aynı be. Junior haber versek o bile çeker ha. Sarp bak ayıp oluyor ama ha. Yardım edecekseniz edin. Etmeyecekseniz bari sinir bozmayın ya. Ya yardım etmeyi çok istedik ama yardım edecek yanlarımız ağrıyor ya. Bu sırada Kemal'in arabası ya? Yanaştı arkaya. Ya yardım etmeyecek misiniz yani? Vallahi Nurhan'cığım gerçekten yardım etmek isterdik ama bir yere yetişeceğiz, işimiz var. Pardon, nereye yetişeceksiniz acaba? Yanlarımız ağrıyor dedim ya, tedaviye gidiyor. Aa, baba? Baba. Aa, Kemal Bey. Murat, burada mıydı ya? Kemal Bey. Lan Şükrü sen, siz de mi yardım etmeye geldiniz? Evet babacığım, evet. Biz de yardım etmeye geldik. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Nurhan, sen çok yoruldun. Sen şöyle kenara çekil, bizi iteriz ha. Canım. Bir dakika, bir dakika. Şükrü Efendi, senin demin yanların ağrımıyor muydu? Nurhan'cığım, yanlı konuşma. Biz sana şaka yapıyorduk. Sen de hemen inanıyorsun ya. Bir dakika. Uşaklar ne oluyor? Bir şey olmadı efendim. Biz yardıma geldik. Araba konusunda şakalaşıyorduk arkadaşça dostça. Anladım. Tamam. Nurhan, sen benden gel arabaya. Sarp'la Şükrü çekerler arabayı ya. Tamam baba. Ben de çok yorulmuştum zaten. İyi, sağ ol. Ya çok teşekkür ederim size. Zahmet olacak size ama... Olur mu öyle şey? Zevkle, zevkle Nurhan. Teşekkür ederim. Güle güle Nurhan'cığım. Kolay gelsin. Nurhan yüzünde imalı bir gülümsemeyle Sarp'la Şükrü'ye el sallayıp Kemal'in arabasına bindi. Onlar villaya doğru yol alırlarken kazdıkları kuyuya düşen Sarp'la Şükrü arkalarından el sallıyorlar. Evet. Hadi Şükrücüğüm, sana kolay gelsin. Nereye ya? Ne demek nereye? Villa ya. Araba ne olacak? Sen iteceksin ya. Harbiden beni bırakıp gidiyor mu Sarp? Şükrü, bu arabayı seninle iteceğimi düşünmedin herhalde. Ama efendim, hiç olmaz sizin arabayla çekseydik. Olmaz Şükrü. Bu arabanın freni tutmaz, arkadan arabama bindirir, zarar verir. Hadi sana kolay gelsin. Sarp'cığım, baksana, gidiyor musun gerçekten? Ama yarın bir gün bak, bana işiniz düşebilir ha. Şükrü. Sana yardım etmek isterdim ama yanlarım ağrıyor. Sarp kahkahalar atarak arabasına binerken Şükrü alık alık bakıyor arkasından. Tamam. Sarp'ın bu hareketi Şükrü'ye çok koymuş gibi bir an olsun gözlerini ayırmıyor ondan. Sarp gaza basıp gittikten sonra Nurhan'ın külüstürüyle bir başına kalan Şükrü mahzun ağlamaklı. Anam vallahi altı gitti. Ama ben bunu senin yanına bırakırsam Bağda Şükrü demesin. Ya bu arabayla da dalga geçeceğiz, alay edeceğiz ama Allah'tan cikletten çıkma. Küçücük bir şey. Ya büyük bir araba olaydı. Ben bunu nasıl iterdim? Hadi Şükrü, durma. İt. Arkadan itmeye çalışıyor ama araba bir santim bile oynamadı yerinden. Baktı olmuyor, ön tarafa geçti. Plaka yerinden tutarak çekmeye çalışıyor. Gene olmadı. Tekrar arabanın arkasına geçip bu defa iteklemeye başladı. Araba kıpırdamıyor bile yerinden. Şükrü'nün sabrı ve enerjisi tükenmek üzere. Öfkeyle ayağını yere vurduktan sonra arabayı tekmelemeye başladı. Hıncını arabadan almak istercesine savuruyor tekmelerini. Bir müddet sonra yorulup arabayı tekmelemekten vazgeçti. Boğaz'da ilerleyen bir yolcu vapuru. Görüntü villanın yeşillikler içindeki bahçesine geçti. Hayatım, ne yaptın? Tamirci ne dedi araba için? Ötenazi istemiş. Dur. Ya da müzeye kaldırılmasını ve gelecek kuşakların bu antikayı görmesini istemiştir. Güzel. Şu arabayla ilgili şaka yapmaktan sıkılmadınız değil mi? Yok, merak etme aşkım. İstedikleri kadar şaka yapsınlar. Ben artık şaka kaldırıyorum. Neden? Ben arabamı sattım, yeni bir araba almaya karar verdim. Lan ne diyorsun Nurhan? Hakikaten yeni araba mı alacaksın?
Ya evet babacığım, bu benim araba benim kahrımı yeterince çekti artık, yeter ya. Yeni bir araba almaya karar verdim. Tamamdır. Peki hayatım, para pul meselesini ne yapacaksın? Ya aşkım, duanı dürüst dile ya. Bir şekilde halledeceğiz. Ah güzellerim, pozitif düşünün canım. Nasıl olsa bulunur yani bir çaresi, alınır o araba. Değil mi? Ay şükür sonunda yeni bir arabamız oluyor. Ay çok sevindim. Ay Allah aşkına, sanki biricik ilk defa araba alıyormuş gibi seviniyor. Şu haline bak ya. Hayatım, fakirle yatan züğürt kalkar. Ya sanki ya. Bu nedir ya bu şakalar? Ay yeni arabamızla şöyle salına salına gezeriz değil mi hayatım? İnşallah. Mahmut Kemal'i de alırız. Ay içimiz böyle sahile gideriz. Ah. Meryem ile Şükrü mutfaktalar. Şükrü salatalık yiyor. Demek Şükrü Efendi, sen yavrunu hayvanat bahçesine götürmeyen öyle mi? Ya ne hayvanat bahçesi Meryem, gözünü seveyim ya. Filazade Nuh'un gemisi gibi olmayan hayvan yok ki. İyi madem Şükrü. Vallahi biz gidiyoruz. Nasıl gidiyor? Neye gidiyorsunuz? Vallahi bildiğin gidiyor. Serpil Hanım bizi getiriyor. Serpil Hanım mı götürüyor? Hı hı. Kız her şey beleştir şimdi. Ben de geleyim. Avucunu yalarsın Şükrü Efendi. Biz gidiyor. Sen gelmiyor. Kız ne güzel maymunları da görürdüm ya. Çok şebelek soytarı oluyorlar biliyor musun? Ölüyorum onları izlemekten ya. Hay vallahi hiç merak etmiyorum maymunları biliyor musun? Çünkü sen bu evde yaptığın her günkü maymunluklar bana yetiyor Şükrü Efendi. Ya ben bu fırsatı nasıl kaçırdım ya? Vallahi bu da sana ders olsun artık Şükrü. Oğluna vakit ayıracaktın, onunla ilgilenecektin. Yalnız bak bu arada şimdi Serpil Hanım, benim orada yavrularım falan var dedi. Ne yavrusu kız? Bilmiyorum vallahi işte, ben de anlamadım. Yavrum var dedi, yavrularım var dedi. Kızım sorsaydın ne yavrusu diye soraydın ya. Vallahi soramadım, gitti. Gerçi oraya gidince anlarım ne olduğunu ama neyse, merak ettim yani. Allah Allah. Ya bunların biricikten, rüyamdan başka yavrularım var diyorsun yani. Bilmiyorum, anlamadım işte Şükrü. Ben de sana onu diyorum. Şu olabilir. Ne var? Eskiden Sementa'nın yavrusuna bakamadıkları için hayvanat bahçesinin kapısına koymuş olabilir bunlar. Yapma ya, saçmalama Allah aşkına. Ne alakası var ya? Anlamadım ama. Yavrum, yani yavrularıma bakarım dedi. Diyeceğim. Bir pundağını getir, ben de gelirim size. Vallahi avcını yalarsın Şükrü. Hiçbir yere de götürmem seni. Üç cemilata gidecek mi? Ya ne müstimilatı Şükrü? Yürü git. Ha beraber gideyim de, ben gideceğim de. Şükrü kur yapıyor. Boğazda martıların eşliğinde ilerleyen ufak bir balıkçı teknesi. Görüntü Mahmut'un evine geçti. Burhan montunu çıkarıp askılığa asıyor. Babanı nerede görmüşler? Anlamadım anne. Ne demek anlamadım anne? Ben duydum. Hakan'la konuşurken duydum seni. Babanın bir kadınla buluşup yerlere gitmiş. Ya arkadaşıdır ya. Ne demek arkadaşı? Neredeydin dedim babana. Hiçbir şey söylemedi. Ciddi misin ya? Ciddiyim. Ciddiyim tabii. Söyle bakalım. Neredeymiş? Ya anne tamam, dert etme ya. Babam yapmaz böyle şeyler. Yapma ne olur. Bal gibi yaptı diyorum sana. Yaptı işte. Bir kadınla beraber bir yerlere gitmiş işte. Ya babama bak ya, babama bak ya. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bekle sen. Ya anne bir sakin ol. Bak lütfen ya, bir bakalım neymiş ne değilmiş. Babam yapmaz böyle şeyler ya. Kadınlarla buluşmadan önce düşünecekti onu. Anne. Ya anne. Ya işe bak ya. Ya babama bak ya. Burhan ne yapacağını şaşırmış bir halde hışımla merdivenlerden yukarı çıkıyor. Villanın bahçeden görünümü. Serpil, ya Biricik'le bir konuş da şimdi, onlar araba alacaklar. Hani bir şeye ihtiyaçları falan varsa halledelim ha? Aa tabii canım, yeter ki istesinler, hallederiz Kemal'im. Ya biliyorsun bu Nurhan tok gözlü bir uşak yani. İhtiyacı olsa da istemez yani. Sen Biricik'le konuş, ben Nurhan'ı ikna ederim. Tamam canım, olur. Kemal Bey, Kemal Bey. Lan ne oldu Şükrü, ısırgana dolanmış sıpa gibisin, nedir? Nurhan Bey nihayet delirdi efendim.
Ne diyorsun Şükrü Efendi? Çok ciddi söylüyorum efendim. Bizim köyde aynı ona benzer bir deli vardı efendim. Elinde tencere gezer dururdu. Lan ne delisin, ne köyü, ne değilsin Şükrü? Efendim çok ciddi söylüyorum. Herhalde araba alamayınca kafayı yedi Nurhan Bey. Gelin kendiniz görün efendim. Ne diyor, nerede, ne görüyormuşuz Kemal'im? Ne bileyim Serpil. Yani bana bak, ne saçmalıyorsun sen? Nerededir Nurhan? İçeride efendim. İşin kötüsü Biricik Hanım da daha fazla saldırganlaşmasın diye efendim. Nurhan uyuyor herhalde. Ay pozitif olayım, akışına bırakayım diyorum ama delirdi diyor. Serpil dur bir dakika ya. Bu Şükrü'nün ipiyle kuyuya inilmez. Ne saçmalıyorsun sen Şükrü? Efendim kendi gözlerinizle gördüğünüz zaman bana haksızlık ettiğinizi anlayacaksınız. Ben de gördüğünüz zaman şok oldum. Fakat delirmiş. Ağzıyla motor sesi çıkaran Nurhan elinde tencere kapağıyla araba kullanıyormuş gibi yapıyor. Biricik hemen yanında oturmuş, kucağında Mahmut Kemal. Hayatım, hı? Biraz hızlı gitmiyor musun? Yok hayatım, aynı suratındayım. O da aynı suratında. Tamam ama dikkat et, ileride trafik olmasın, durmayalım sakın, tamam mı? Tamam hayatım, merak etme. Rüya? Hayır ben... Şu anda bir hayal mi görüyorum yoksa Nurhan kafayı mı yemiş? Hayır aşkım, senin gördüğünü resmen ben de görüyorum. Bir tencere kapağını almış yerine böyle vın 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 araba gibi kullanıyor işte. Vah vah vah, araba diye alacağı şey bu muymuş acaba ya? Hayır ben sen rüyanda alırsın derken bunu kastetmemiştim yani. Hayır yani bu durum Nurhan için normal. Fakir sonuçta. Ama bizim Biricik'e ne oluyor? Ya. Mahmut Kemal. Kemal'le Serpil Şükrü'nün peşinden salona geldiler. İşte Kemal Bey, benim ipimle kuyuya inir mi çıkar mı böyle işte efendim. Aynı bizim köyün derisi gibi. Sen ne oluyor burada? Vallahi babacığım, Şükrü ilk defa doğru bir tespitte bulundu. Yani bu adam kesinlikle kafayı yemiş delirmiş. Kemal'im gerçekten çok tuhaf bir durum bu. Anişkocuğum, bence sürüşüne bırakalım tamam mı? Yavaş yavaş çaktırmadan da Biricik'i alalım yanından. Kemal'im ne oluyor? Ya durun, adam da akıl fikir bırakmadınız ki ya. Ulan ne oluyor evladım? Anlasanıza der gibi kaş göz ederek Mahmut Kemal'i işaret ediyor. Arabaca ne demek? Yaptığına göre bu 6 silindirli baba. Bir de çok yakar. Nurhan'a göre değil ki bu. Verecek yavrum. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Şşt anneciğim, şşt sessiz. Anneşkocuğum şşt falan dediğine göre Nurhan hepten herhalde cozuttu. Susun diyor bize. Kızım yine... Ne çocuk bazı adam almış eline tencere kapağını araba kullanıyor işte baksana. Babacığım Allah'tan kendini araba zannediyor. Maazallah ya tır mır filan zannetseydi sığmazdı buraya. Ayçiş kocuğum belli ki Nurhan tamamen kafayı yemiş. Ay niye birilerini çağırmıyoruz? Sessiz olun ya, Mahmut Kemal'i uyutmaya çalışıyoruz. Ya babacığım. 2 saattir ağzımdan bu sesi çıkartmaktan dilim damağım kurudu. Araba oldum burada bunu uyutmak için. Anlamadım. Neyi anlamadın baba? Benim araba bozulunca Mahmut Kemal'i nasıl uyutacağız diye kafa kafaya verdik Biricik'le. Ağzımızla işte bir araba efekti yapıyoruz da uyusun kerata, onunla uğraşıyoruz. Hayatım yok, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi yukarıda devam edeyim tamam mı? O zaman vırın vırın. Yatır yatır yani. Hadi. Hadi yavrum ya hadi. Hadi oğlum hadi bakalım. Uyku ya. Bak uyku çok güzel bir kız. Benzin bitti, o uyumadı, düşün. Bir dakika şimdi. Siz Mahmut Kemal'i uyutmak için mi böyle araba taklidi yapaydınız? Evet baba, başka neden yapayım ki? Ay Allah iyiliğinizi versin, biz de şey oldu zannettik çocuğum. Bir dakika ya, şimdi Nurhan kafayı yemedi mi Şükrü? Maalesef yememiş efendim. Hadi ya, ne güzel, çok çok iyi olmuş. Şimdi bir dakika. Yani sen madem böyle araba taklidi yapacaktın, garajdaki arabalardan birini alaydın evladım.
Ay yok babacığım, sizin arabalar şimdi çok pahalı, fena benzin yakarlar. Biz böyle ağzımızla burnumuzla idare ediyoruz işte. Zaten kısmetse bir iki güne ben kendi arabamı alacağım. Hadi hayırlısı olsun çocuğum, işte mal, mülk, araba hiç önemli değil. Önemli olan sağlığınız, bak işte bir şey oldu zannettik de ödümüz patladı yani. Evladım biz de zannettik ki köyün deliş gibi aldın eline tencere kapağını, böyle araba gibi dolaşırsın ortalama. Duhan şeytan kulağına der gibi kulak memesini çekeledikten sonra elini tahtaya vurdu. Ya, ya. Sağlığımız daha yerinde. Ben şunu bir fark ediyorum sonra. Delirdin sağlığı. Şuraya park et gayra. Neyse park et de gel bari. Hadi park edeyim şuraya bari. Yok sesi geliyor hala. Uyur mu ya? Uyumaz. Gündüz vakti boğaz manzarası. Görüşsünler. İyi günler. Sağ ol. Nurhan müşterisinin işini bitirdikten sonra masasından kalkıp Erdem'in yanına gitti. Vay, demek abiciğim araba alacaksın ha? Ha işte nasip kısmet olursa inşallah. Umarım kazasız belasız kullanırsın Nurhan. İnşallah Tuğba'cığım, çok teşekkür ederim, sağ ol. Nurhan'cığım yanlış hatırlamıyorsam hani düğündü, bebekti derken bayağı borca girmiştin. Yani bu araba hediye mi? Yok, kendim alacağım. Ya, kendim çalışıp alabilirim. Nurhan'cığım yanlış hatırlamıyorsam senin şu an ödemekte olduğun iki tane kredin var zaten. Abi yeni krediyi nasıl alacaksın? Bana o konuda da müdür beye güveniyorum. Yani hani kendi şahsi yetkisini kullanıp bana kefil olursa alırım. Bana da güvenebileceğini düşünüyorum yani. Tabii canım. Sana güvenmeyecek de kime güvenecek? Bence kesinlikle verir. İçin rahat olsun. İnşallah öyle olur ya. Hadi gazan mübarek olsun abi. Sağ ol paşacığım. Hadi kolay gelsin. Müdür Lütfü masasında oturmuş evrakları inceliyor. Gel. Çok kolay gelsin müdürüm Lütfü Beyciğim. Müdürüm ben bir konu hakkında size danışmak istiyordum. Bir şey sormak istiyorum size. Tabii Nurhancığım sorabilirsin, buyur. Şimdi hani kısmet nasip bu işler tabii ki de yeni bir araba almak istiyorum. Hı hı. İnşallah da şey bu hani kredi konusunda acaba bana yardımcı olabilir misiniz diye sormak istiyordum. Tabii olurum Nurhancığım. Yani seve seve olurum ama bundan önce düğün ve bebek için 2 adet kredi kullandın. Pek tabii ki ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben muntazaman bu kredileri zamanında geri ödüyorum. Hatta bankadan aldığım krediler de bitmek üzere, bunu biliyorsunuz. Bunu ben biliyorum. Biliyorum da sen de hani 3. bir kredi çok zor. Bunu iyi biliyorsun. Yani tabii ki yani sakın yanlış anlamayın. Haşa. Hani siz müdürsünüz ya. Hani ne olur yanlış anlamayın. Hani inisiyatif kullanıp da hani tabii krediyi falan çıkartabilirsiniz diye hani ben böyle bir aklımdan geçirdim, ne yalan söyleyeyim, Allah biliyor yani. Senin için seve seve inisiyatif kullanırım. Çünkü en sevdiğim, en güvendiğim elemanlardan birisin Nurhancığım. Çok sağ ol. Yalnız müdürün gözü seyirmeye başladı. Küçük bir şartım var. Nedir müdür bey? Bir bilmecem var. Aha. Eğer bunu bilirsen seve seve kredi konusunda sana yardımcı olurum. Zaten böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağımı önceden tahmin etmiştim. Buyurun sorun, nedir? Şöyle ki, bir odaya giriyorsun. Odayı aydınlatmak için masanın üstünde 1 adet mum, 1 adet gaz lambası, 1 adet de meşale var. Bu odayı aydınlatmak için önce hangisini yakmalısın? Şimdi bir odaya giriyorum. Odada mum var, gaz lambası var, meşale var. Odayı aydınlatmak için önce hangisini yakmalıyım? Soru bu değil mi? Soru bu. Bunun cevabını bul. Ben senin kredi işini çözerim bir anda. Ne yapalım müsaadeniz o zaman ben? Gideyim düşüneyim. Çöz, kredin hazır. Kolay gelsin. Sağ ol. Müdür bilmeceyi sormuş olmanın verdiği rahatlıkla evrakları incelemeye devam ediyor. Birazdan iner aşağı. İkili mutfakta oturmuş örgü örüyorlar. Üst kattan inen Mahmut askılıktan montunu alıp mutfağa girdi. Bahadır'a ben çıkıyorum. Güle güle Mahmut. Hale mi gidiyorsunuz Mahmut Bey, hale mi? Evet. Oldu canım, oldu. Hadi hayırlı işler.
Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hale gidiyormuş, gördün mü? Evet, hale gidiyormuş. Ben onu hale yola sokmasını bilirim. Kalk, kalk. Hülya gidelim. Kaçırmayalım Mami Bey. Kaçırmayız. Ben Burhan'dan nerede olduğunu öğrendim. Gözden kaçırsak bile elden kaçırmayız. Yürü. Hadi yürü. Yürü kardeşim. Yürü. İki kafadar telaşla montlarını giyiyorlar. Şükrü garaj merdivenlerinin kenarındaki bodur bitkileri buduyor. Bu sırada Sarp'ın arabası girdi garaja. Önceden olsa Sarp'ın geldiğini 3 kilometre uzaktan fark edip hemen hazır ola geçen Şükrü bu defa arkasını dönüp bakmadı bile. Arabadan inen Sarp mahcup bir halde Şükrü'nün arkasına yanaştı. Şükrü, Şükrü biliyorum bana kızgınsın ama sana acayip işim düştü ya. Şükrü, bir daha senin kalbini kırmayacağım Şükrü, söz veriyorum bak. Ama ben senin kalbini yapıştırmasını da bilirim. Bak bak, dünyanın en önemli tutkalı var bende. Şükrü. Al Şükrü, 200 lira. Kabul etmiyorsun demek ha? Şükrü hiç oralı olmuyor. Sana ihtiyacım olmasa var ya. Tamam, tamam Şükrü. O zaman sana bir 200 lira daha. Bak işim düşmemiş olsaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Şükrü. 400 lira Şükrü. Paraları Şükrü'nün gözüne Şükrü sokar gibi uzatınca Şükrü heyecanla arkasını dönüp paraları kaptı elinden. Çok teşekkür ederim Sarp Bey. Çok iyisiniz. Siz insansınız. İnsanın dibisiniz. Efendim ben de Junior'ın MP3'üyle müzik dinliyordum biliyor musunuz? Müzik mi dinliyordun? He, teke zortlatması. Çok severim. İsterseniz oynarım da. Efendim şey düşünüyorum sizin için. Bizim aileden bir folklor ekibi kuracağım. Sizi öyle karşılayacağım efendim. Bir dakika ya. Sen bana küs olduğun için değil de müzik dinlediğin için cevap vermiyordun. Evet efendim. Arkam dönüp duymamışım sizi. Allah Allah. Ben de bana küssün diye cevap vermiyorsun zannediyordum ya. Sen şu bahşişleri geri ver bakayım. Olmaz. Alınan bahşiş verilmez. Hem verirsen tekrar küserim seninle, tekrar bahşiş vermek zorunda kalırsın. Tekrar alırsan tekrar küserim, tekrar barışmak zorunda kalırsın. Tekrar alırsan tekrar küserim, tekrar alırsın. Yani bu bir kısır döngü. Hayatımız böyle yanar gider yani. Tamam uzatma uzatma. Dua et sana işim düştü Şükrü. İşiniz mi düştü? Adım Şükrü. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Şimdi Şükrü, bir saniye ya. Bir saniye. Telefon çalıyor. Efendim, ne oldu? Buldun mu? Buldun mu? Bulamadın mı? Nasıl bulamadın ya? Cavidan iyice yerlere bak. Yerlere bak bulursun ya. Erdem elinde kırmızı bir dosyayla masasına geçip oturdu. Müdürün odasından çıkan Nurhan keyifsiz bir halde masasına doğru yürüyor. Nurhancığım, müdür bey ne dedi abi kredi için? Sağ olsun yardımcı olacağım dedi. Hayırlı uğurlu olsun Nurhan. Sağ ol Tuğba'cığım, teşekkür ederim. Abi, madem kredi alacaksın da bu suratının hali ne? Çünkü kredinin yanında bir de hediye olarak bilmece aldım. Eğer bilmecenin cevabını bilirsem krediyi alacağım. Tahmin etmeliydik abi. Peki bilmece neymiş? Şimdi bir odada bir mum, bir meşale, bir gaz lambası var. Önce hangisini yakmamız gerekir? Bilmece bu. Ben mumu yakarım, sonra sana veririm. Sen de mumu alıp hem meşaleyi hem de lambayı yakarsın. Yok. Yanlış Tuğba'cığım çünkü ben de aynı şeyi söyledim. Yok, cevabı değil. Arkadaşlar, gaz lambasını yakarsın. Çünkü o daha uzun yanar. Ya çocuklar, o kadar kolay değil. O kadar kolay olsaydı ben de bu halde olmazdım herhalde. Şu suratımın haline baksana. Az kafa yormak lazım, biraz düşünmemiz lazım. Neyse hadi kolay gelsin size. Nurhan'a yardımcı olmaya çalışan Erdem ve Tuğba, acaba cevap ne olabilir diye kara kara düşünmeye başladılar. Buldum. Üçü de aydınlık yapar. Çok doğru bir tespit Tuğba'cığım. Tebrik ediyorum. Erdem sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, cidden öyle bir niyetim yoktu. Tuğba, doğru söylüyorum yani dalga geçmiyorum. Yani bir mum, bir lamba ve bir meşale var. Aralarında da bir bağ kurmak lazım. Allah Allah. Şimdi... Hani meşaleyi aydınlatsan, onu yaksan, hani en çok o aydınlatır çünkü ortamı. Ama bir süre sonra o da sönecek. Hangisi ben anlamadım ki bu şimdi ya. Of. 18 numara. Ne demek bulamıyorsunuz ya? Ne demek bulamıyorsunuz? İşi gücü bırakın, onu arayın.
Bulun sonra da bana haber verin, tamam mı? Orada o, biliyorum. Ne oldu efendim? Ne bu telaş Zarpi? Ya kolyemi kaybettim, fark etmedin mi? Aa, fark ettim tabii. Kolyeniz yok. Ha, ne tuhaf değil mi? Nasıl fark ettin hayret? Efendim fark edilmeyecek gibi değil ki. Artık o sizin bir organınız olmuş durumda. Vallahi çok iyi olmuş aslında. Ne kadar kötü, ne kadar çirkin, ne kadar şeydi o ya, o kolye. İyi olmuş. Ne diyorsun sen Şükrü? Ben onu bilerek kaybetmedim ki. O benim her şeyimdi. Ama neresi önemli? Dandik bir şeydi zar. Ne demek dandik ya? O benim için çok önemli Şükrü. O benim hayatımın anlamı. En kıymetli hazinem benim. Gerçekten. Gerçekten. Geçmiş. Ne yapıyorsun sen? Niye çıkarttın onu? Bu benim özel kartım. He. Tabii özel görüşmelerimi ben bu kartla yapıyorum kanka. Bu kartta tam 300 hatunun telefon numarası var. Bu kart benim için kaşıkçı elmasından daha değerli. Hadi ya. Aynen öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kazanova'da bile böyle bir koleksiyon yoktur biliyor musun? Peki nerede saklıyorsun bu telefon kartını? Her zaman üzerimde. Kolyemin arkasında. Vay vay vay, uyanık seni vay vay. O yüzden bu kolyeyi hiç çıkarmam. Ana döndük. Efendim niye beni daldınız Zarpi? Zarpi. Şükrü. Benim o kolyeyi muhakkak bulmam lazım. Buluruz efendim. Arayan mevlasında bulur, belasında bulur. Hayır, benim o kolyeyi rüyamdan önce bulmam lazım. Niye efendim? Rüyam hanım bulursa size vermez, indire kandı mı yapar? Ne alakası var Şükrü? O kolyeyi bana rüyam hediye etti. Kaybetmeyeceğime dair söz vermiştim ben ona. Buluruz. Bana inanın, bana güvenin. O kolyeyi buluruz. Siz sadece bana paranın ucunu gösterin. Ben kayıp şehir Atlantis'i bile bulurum. Ne diyorsun Şükrü? Az önce sana haybeden bahşiş verdim ya. Geçti bahşişim. Pazarı süreçeğin iyiydi efendim. Budama makasını Sarp'ın gözünün önünde açıp kapıyor. Nasıl Şükrü? Beni mi doğrayacaksın ya? Ya benim ne alakası var? İşim bitti, makasımı aldım. Ya saçmalama Şükrü. Bak o kolyeyi bul. Sana dilediğin kadar bahşiş vereceğim, tamam mı? Sen şimdi önce bahçede ara. Ben de evde arayayım. Bulamazsan gel evde beraber arayalım, tamam mı? Tamam efendim. Durma Şükrü. Koş Şükrü. Ara Şükrü. Şimdi efendim. Şükrü budama makasıyla koşarken Sarp villaya gidiyor. Of. Ya nerede bu ya? Nerede? Yok işte. Yok, neredesin? Sarp salonda tırım tırım kolyesini ararken Rüyam girdi içeri. Aa. Hayırdır Sarpışkom? Bir şey mi arıyorsun hayatım? Hiç. Ne arayayım? Ne arayayım canım? Bilmiyorum vallahi. Bana bir şey arıyorsun gibi geldi de. Yok ya, bir şey arıyorum. Ya seni arıyorum. Seni neredesin hayatım? Çok özledim ben seni. Seni arıyorum. Ay canım. Ha hayatım, kolyeni arıyorsan eğer arama. Ben onu buldum. Sarp'ın beti benzi attı. Buldun mu? Evet, buldum. Bak. Aha. Şimdi bittin Sarp. Niye öyle bakıyorsun hayatım? Al. Tak kolyeni. Takayım mı? Başka bir şey var mı? Ne gibi başka bir şey? Başka bir şey de mi kaybettin hayatım? Yoo. Ah aşkım ya. Kaybettim diye ne kadar üzülmüştüm anlatamam ya. Bu benim her şeyim biliyorsun. Kart yerinde değil. Ha bu arada Sarp. Eğer içindekini arıyorsan arama. O bende. İçindeki mi? Neyi aramayayım ya? Ne o? Kolyenin içindeki diyorum. Telefon kartını arıyorsan arama. Telefon kartı nedir ya? Ne telefon kartı hayatım? Şu içinde yüzlerce kızın telefonunun olduğu karttan bahsediyorum. Benim değil. Öyle mi? Ama nedense her aradığım numarayı açan kız efendim Sarp diye açıyor telefonu. Tek tek bütün numaraları aradım, hepsi kadın numarası. Aşkım açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan? He? Neyi açıklayacaksın? Baba. Başlarım şimdi senin babanın şarap çanağına ben. Bu kez negatif düşün, negatif olsun Kemal'im. Anne. Ne anne be? Ahlaksız terbiyesiz seni. Şimdi akış benim tokatlarımı getirirse görürsün. Kaçmaya yeltendi ama Şükrü çıktı karşısına. Hayrola Zahar, nereye böyle? Şükrü. Nereye gidiyordun sen öyle? He? Efendim müsaade ederseniz
ben devralmak istiyorum. Ben size söylemiştim efendim, değil mi? Bu bir işler çeviriyor demiştim. Ne? Sen de mi Şükrü? Ha, ben de tabii. O Goli'yi harıl harıl aramandan bir işler çevirdiğini anlamalıydım. Ya Şükrücüğüm, çok affedersin, sopayı alabilir miyim müsaadenle? Çünkü mangal yakacağım da bu odunu kırmam gerekiyor. Zarp Beyciğim, çok rica edeceğim. Açık şöyle kafanızı biraz eğebilir misiniz? Bakın şimdi, şöyle bir durum var. Bu işte bir yanlışlık var. Bu işte tek bir yanlışlık var Sarp. Senin hala bu evde olman. Defol git bu evden! Dur. Öyle hemen gidilir mi ya? Tabii canım, elini kolunu sallayarak gidemez öyle yani. Ay Sevgili Hanım, siz rahat olun. Ben onun elini kolunu bir güzel bu sopayla kırarım. Hiç bir Allah'a sallayamadan gider. Meryem, lütfen sıranı bekle. Alayım canım. Al hayatım. Kemal Bey, ben başlayayım efendim. Olur mu Şükrü? Olur mu ya? Bu zevkten herkesin faydalanması lazım. Tabii efendim. Bakın Hepsi birden Sarp'ın üzerine yürüyorlar. İzin verin kaçayım. İzin verin açıklayayım. Hakikaten bu işte bir yanlışlık var. Öyle bildiğiniz gibi bir şey değil bu. İyice köşeye sıkışan Sarp tam dayak yiyecekken patlayan flaşla görüntü salona geçti. Vurmayın ne olur babacığım. Babacığım yapmayacağım bir daha, söz veriyorum. Sarp kendini korumaya çalışırken aslında kimsenin vurmadığını fark etti. Abo hayali bile kötü ya. Oo, hayalinde bile her yerim ağrıyor, bütün kemiklerim sızlıyor. Babamlar beni yakalarsa bittim, mahvoldum demektir. Parçalarlar beni, perişan ederler. Aa, Sarpışka? Aa, hayatım ne arıyorsun? Ben hala hayal mi görüyorum acaba? Ne hayali aşkım, ne diyorsun anlamıyorum. Rüya, sen gerçek misin? Neyin var hayatım senin, ha? Gerçeğim tabii ki. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, hiçbir şey söylemeyecektim de. Ne yapıyorsun aşkım, sen bir şey mi arıyordun? Ne arayayım ya? Yok. Ben sana sürpriz yapmanın yollarını arıyorum hayatım. Ya ne diyorsun sen vallahi. Ama sen çok tatlısın. Sen cansın, can. Oo, sen de canansın, canan. Yok, o rüya mı? Rüya mı? Biliyorum hayatım, o lafın gelişidir. Can, canan, can. Ay, anladım, tamam. Cansın, can. Canansın, can. Sen cansın. Sensin. Hayır, sensin. 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 Yakaladım. Ay, öldüm. Tamam. Öldüm. Ay, çok şakasın. Yer misin ben? Ben seni. Toparlayalım mı? Hadi bakalım, toparlayalım. Hadi. Sakin. Sarp ortalığı darmadağın etmiş. Rüyam koltukların minderlerini düzeltirken o hala kolyesinin derdinde sağa sola bakınıyor. Badire ile Fatma bir taksinin içinden gizlice Mahmut'u izliyorlar. Mahmut dışı aynalı camla kaplı bir binanın önünde ellerini montunun cebine sokmuş sağa sola volta atıyor. Evet. Resmen birini bekliyor. Bence de birini bekliyor abla. Ah Mahmut Bey, ah! Parkta gördüğümüz kadın Mahmut'un yanına geldi. Anka, gördün mü kız, gördün mü? Gördüm ya. Keşke gözlerim kör olsaydı da görmez olsaydım. Anka, var ya, bu Mahmut Bey hakikaten seni boynuzluyor kız. Ben o boynuzları kırarım. Sakin ol. Bir yerin imi falan olur sonra. Yok canım yok. Bana inmez. Ben nereye inmeyeceğini çok iyi biliyorum. Mahmut'un kafasının üstüne. Kanka kız, Medya'yı bilmeyin diye haber etmedik. Cümbür cemaat herkes duyardı. Fatma, şu andan sonra bir tek laf edersen çok fena olur. Anlıyor musun? Sus! Allah Allah! Sen Mahmut'u kızdın, hızlı benden çıkarıyorsun. Allah Allah, küs işte. Küsersen küs. Sus! Şut! Baksana ona, bak. Mahmut uzun saçlı kumral kadınla birlikte binaya girdi. Resmen beni aldatıyor ya. Ah vah Meryem. Meryem. Ay ne var Şükrü, ne var? Bak vallahi işim gücüm var, seni hayvanat bahçesine götüremem. Eğer zaten seni hayvanat bahçesine götürürsem seni alırlar bir kafese tıkarlar. Ne hayvanat bahçesi ya? Ben burada oğlumuzun geleceği için çalışıyorum. Sen neler söylüyorsun bana? Ne oldu ya? Junior'a bir şey mi oldu? Yok canım, vitaminsiz spa evde bilgisayar oynuyor ya. Bırak Allah aşkına, ne olacak?
Ne olmuş yani? Canyarıyla ne alakası var yani? Ya bırak şimdi. Zahmet Bey kolyesini düşürmüş. Hangi kolyesini ya? Ya nasıl bilmezsin ya? Boynunda var ya atlağlı gibi şöyle sallanan şey. Pis kötü bir şey var ya. Ay aman tamam bildim. O çirkin kolye ya böyle tırnaklı mırnaklı. He onu düşürmüş. He tamam ya. Onu Biricik buldu zaten. Biricik Hanım buldu mu onu? He Biricik buldu. Hatta bana dedi ki şey dedi o zarfın kolyesi değil mi dedi. Ben de he evet dedim o zarfın kolyesi. La lafım bitmedi la. Ya Şükrü inanamıyorum ben sana ya. Koyote'nin böyle kovaladığı şey gibi Roadrunner gibi ortadan kayboluveriyor. Oldu olacak bari bir de arkamdan ne diye ses çıkar da tam olsun ya. Fatma. Badre ile Fatma kumral kadınla Mahmud'u dans ederken gördüler. Allah'ım yarabbim nasıl bunu yapar mı? Ben gidiyorum. Burası bir dans okulu. İçeride Mahmut'la Kumral Kadın gibi başka çiftler de var dans eden. Müzik kesilince herkes durdu. Mahmut! Badire! Mahmut Bey! Fatma Hanım! Bir dakika sizin ne işiniz var burada? Yazıklar olsun. Asıl senin ne işin var burada? Hani gidiyorum dedim. Bakıyorum halim vaktinde gayet yerimde bu tazam. Bunu bana nasıl yaparsın Mahmut'a? Badire bir dakika yanlış anladın. Evet. Yanlışım var. Sana güvenerek yanlış yapmışım ben. Kanka, yol saçını başına. Arkanda ben varım destek koydum. Yok. Ne oluyor Mahmut Bey? Bir dakika hocam. Badire, sakin ol. Badire sakin olamaz. Badire bu Badire'yi asla hayatta atlatamaz. Evet, nasıl sakin olayım ha? Bunca yıldan sonra, bunca emekten sonra bana bunu nasıl yaparsın Mahmut? Badire, sana sürpriz yapacaktım. Evet, sürpriz yaptım. Hem de çok büyük bir sürpriz yaptın bana. Badire, bak bu hanımefendi dans hocası. Ben de geldim sana sürpriz yapmak için dans figürleri öğrenmek istedim. Benim için mi? Evet. Geçen gün Kemal Beylere gittik hatırladın mı? Geçmiş. Serpil ile Kemal salonda dans ediyorlar. Bir iki üç. Şimdi dönüyoruz. Hoppa. Ay Kemal'im. Ay başımı döndürdün. Bana bak hiç itiraz isteme bir Serpil. Ders alalım diye sensin tamam mı? Fena mı ettim hayatım? Baksana şimdi Tolga Han'a taş çıkarırsın vallahi. Aynen öyle bir iki uç bir iki. Hadi gel bir daha gel. Bir iki uç bir iki. Onlar keyifle uç, dans ederlerken Mahmut'la Badire girdiler içeri. Bak dans ediyorlar. Evet görüyorsun. Bunca yıllık evliyiz. Sen evde bir kere bile dansa kaldırmadın beni. Allah Allah. Ya koyuncan derdinde Badire dans. Bak. Bak da biraz Feyza. Bakıyorum, görüyorum. Bir iki uç, bir iki uç. Merhabalar. Ay. Hoş geldiniz. Badire Hanımcığım. Geldiğini de duymadık. Neyse, önemli değil. Kemal'im çok romantiktir. Daha dersi alması için onu ikna etmek zorunda kaldım ama görüyorsunuz şu an benden daha iyi dans ediyor. Ya demek ki Serpil Hanım mutlu olsun diye dans dersi aldınız öyle mi? Aynen öyle. Bak, duyun Mahmut. Duyuyorum. Ya bunlar ne ki Badire Hanım? Biz Karadeniz uşağıyız ya. Biz horon tepmiş adamız. Bu nedir? Bir iki uç, bir iki uç. Gayet kolay yani. İmrenen gözlerle ikiliyi izleyen Badire dönüp ters ters Mahmut'a baktı. Serpil mutfaktan su alırken Mahmut telaşla yanına geldi. Serpil Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim Mahmut Bey. Bir şeye mi ihtiyacınız vardı? Sizden bir ricam var. Şu dans hocası var ya sizin dans hocası. Onun telefonunu rica ediyorum. Dans hocam mı? Evet. Badire'ye küçük bir sürpriz yapmak istiyorum. Dans hocasından dans dersi almak istiyorum. Ay çok güzel düşünmüşsünüz. Vallahi hanımlar için dünya bir yana, sevdiklerinin yaptıkları küçük sürprizler bir yanadır. Hemen vereyim ben. Ben de yazayım. Bir bulayım da ben şunu. Ana döndük. Evet, sana sürpriz yapmak için. Hatta hanımefendinin telefonunu Serpil Hanım'dan aldım. İstersen git sor. Bana sürpriz yapmak için ha? Evet, sana sürpriz yapacaktım. Hani şimdi orada dans etmiyoruz deyince... ben de dedim ki hani dansın hocasından biraz figür öğreneyim. Gideyim Badire'nin aklını başından alayım. Bunca yıldan sonra.
Evet, bunca yıldan sonra. Benim için yıllar hiçbir şey değiştirmedi Badire. Sen hala gördüğümde kalbimin küt küt attığı kadınsın. Bu sözler bir iltifat da olsa çok güzel sözler. İltifat değil Badire. Keşke sen de benim gözümle kendini görebilsen. Salondaki herkes Mahmut'u alkışlıyor. Badire çok mutlu. Fatma pek inanmamış gibi. Yeter, yeter artık. Madem bu masraf ettin, para verdin, dersler saldın. Göster bakayım hünerlerini, sergile, hadi görelim. Hadi. Badire, bu dansı bana lütfeder misin? Memnuniyetle. Al canım. Badire çantasını Fatma'ya verip Mahmut'un kollarına atıldı. Müzik. Salonun ortasında el ele, göz göze dans ediyorlar. Nurhan masasında çalışıyor. Buyurun, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Nurhan'cığım, ne oldu? Çözebildin mi bulmacanın cevabını? Yok Aydoğan abi, hala çözemedim. Bu gidişle de benim araba kredisi suya düşecek herhalde. Vallahi ben de bir saattir uğraşıyorum ama bulamadım cevabını. Ya sağ ol Aydoğan abi ya, sağ ol. Kolay gelsin Nurhan'cığım. Bilmeceyi çözebildin mi? Malum mesai bitmek üzere. Hayır yani, kredi işi sonra suya düşebilir. Yok, çözemedim müdür bey. Önce mumu yaksın diyorum, hayır yanlış cevap diyorsunuz. Lambayı yaksın diyorum, olmaz diyorsunuz. Meşale diyorum, yok hayır yanlış cevap diyorsunuz. Ben ne yapayım, geriye ne kaldı? Düşün Nurhan'cığım, düşün, bulursun. Ya düşünüyorum müdürüm, bulamıyorum. Affedersiniz, çakmağınız var mı? Çakmak mı? Siz nerede olduğunuzun farkında mısınız ya? Bankadayız şu anda, kapalı bir alandayız. Ayrıca ben sigara kullanmıyorum. Dışarıda da yüzlerce insan var ya. Bankaya mı gelip bunu soruyorsunuz? Rica edeceğim, lütfen çıkar mısınız? Peki, oldu, sağ olun. Allah Allah. Hayır, olsa da vermezdim zaten ya. Her sigara ömrünü kısaltıyor ama adam farkında değil yani. Allah, çakma. Nurhan'ın aklına bir fikir gelmiş gibi. Bir dakika, dur. Kibrit. Kibrit. Evet. Ya müdürüm, şimdi... Bir mum, bir lamba, bir de meşale. Meşalemiz var değil mi? Soru da ne? Önce hangisini yakmalıyız? Yani şaşırtmaca var. Önce kibritle yakacağız. Önce kibriti yakmak lazım. Cevap bu. Evet. Buldun Nurhan'cığım. Harikasın. Bildim cevabı. O zaman arabanın kredisi tamam. Tamam mı? Oldu. Kredi hazır. Hemen odama gel. İşlemleri başlatalım. Haydi. Oley be! Kredi tamam, arabada tamam. Hadi kolay gelsin. Lan. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakayım. Şükrü üst kata çıkan merdivenlerin ortasında durmuş. Bezgin bir halde bekliyor. Hadi Biricik Hanım ya, in aşağıya. Mahmut Kemal'in sesi kesildi, inmiyorsun ki aşağı. O kolyeyi almalıyım. O kolyeyi almam demek... Zarp Bey'i sementa gibi sağmam demek. Şükrü. Şükrü, ne yaptın? Kolyemi bulabildin mi? Yok efendim, bulamadım. Ama hissediyorum. Çok yakınlarda bir yerde. Yakında bulacağım efendim. Tamam Şükrü, tamam. Zaten rüyamda beni esir aldı. Bak, bulunca muhakkak haber ver, tamam mı? Bulunca hemen getirip size vereceğim efendim. Tamam tamam, görüşürüz. Hadi ya, hala inmedi be. Anam, valla geliyor herhalde ha. Merhaba Biricik Hanım. Merhaba Şükrü abi. Evet, duyduğuma göre bir kolye bulmuşsunuz ha. Sanırım Sarp'ın kolyesiydi. Onu siz bana verin, ben Zat Bey'e ulaştırayım efendim. Ha iyi de ben onu anneme verdim ama. Serpil Hanım'a mı? Yani bildiğim kadarıyla annem o. Eğer bu konuda bana başka bir şey söylemek istiyorsan dinlemeye hazırım Şükrü abi. Kusura bak ben biraz zırvaladım herhalde. Mahmut Kemal uyandı galiba. Bir saniye Şükrü abi. Ha yok yok, uyanmamış. Şükrü abi. Biricik tekrar önünü döndüğünde Şükrü'yü göremiyor. Şükrü abi. Aa. Adam resmen uçtu gitti. Nazlı ile Ramin villanın kapısının önüne çıktılar. Ya Ramin, dayım bir şeylerden şüpheleniyor galiba.
Meryem abla bir şey mi dedi sence? Yok, bir şey söylememiştir. Yani Meryem abla söylemez de... ya bilmiyorum, öyle hissediyorum. Yani gözü devamlı üzerimde. Olur tabii. Hamsi gibi akıllı adamdı maşallah. Ya bu ara pek görüşmesek diyorum. Ya zaten benim işim seninle de mektebine göre az az görüşürük. Ya ısrar etme sen de Ramin. Ya bana mesaj atma, telefon etme. Yani böyle telefonumu bir yerde unutacağım. Dayım veya yengem bulup bakacak diye ödüm patlıyor. Tamam tamam. Ben tedbirimi aldım. Ne tedbiri? Sana mektup yazmışım. Bunu okuya okuya beni hatırlayarsan... beni yanında hissediyorsan. Sen de bana yaz. Ben de onu okuya okuya seni hatırlayarım. Tamam, yazarım. Ne yazdın bana? O kadar da sürpriz olsun artık. Dayım. Dayım. Dayım geliyor Emine. Hadi git git. Görüşürüz, gelirim. Seni seviyorum. Sağ ol. Seni seviyorum. Nazlı bir müddet Ramin'in arkasından baktıktan sonra içeri girdi. Nurhan siyah kaşe montunu giydikten sonra yüzünde mutlu bir ifadeyle Erdem'le Tuğba'nın yanına geldi. Evet arkadaşlar, müsaadenizle ben artık yeni arabamı almaya gidiyorum. Abicim, bir tur verirsin değil mi? Yoo, hiç kusura bakma Erdem'ciğim. Ben bir süre hevesimi alana kadar kimse kullanamaz o arabayı. Ama Nurhan'cığım dikkat et, etraf dolandırıcı kaynıyor. Tuğba'cığım sen merak etme, beni dolandıracak adam da anasının karnından doğmadı. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Tuğba'cığım o arabayı değiştirmenin zamanı gelmişti. Ay evet, şaka gibi ya. Ben ilk arabasını gördüğümde gerçekten şaka yapıyor sandım. Tuğba'cığım arabası zaten şaka gibiydi. Tuğba gülümseyerek Nurhan'a baktıktan sonra butona bastı. Erdem gözlerini Tuğba'dan alamıyor. Merdivenlerden inen Nazlı cebinden telefonunu çıkarırken mektubu yere düşürdü. Efendim Ece? İyiyim canım, sen nasılsın? Hiç, bildiğin gibi. Tamam canım, ben sana haber veririm, merak etme. Ya bitince birlikte üzerinden geçeriz Ececiğim. Tamam, hadi öpüyorum seni, bay bay. Nazlı odasında. Kemal koridorda yürürken Nazlı'nın merdivene düşürdüğü mektubu fark etti. Durup dikkatlice mektuba bakan Kemal birkaç basamak aşağıya inip mektubu aldı. Ya bu nedir ya? Üstünde ne isim var ne de cisim. Elinde mektupla merdivenlerden yukarı çıkıyor. Evet, bakalım Ramin bana ne yazmış. Tek tek montunun ceplerini karıştıran Nazlı mektubu bulamayınca telaşlandı. Ah. Mektup yok. Hışımla odasından çıkıp az evvel yürüdüğü yerlere bakınmaya başladı. Nerede ya? Ha yok. Nerede düşürdüm ben bunu? Of. Nazlı tekrar odasına döndü. Ne yapacağım ben şimdi? Of. Mahvoldum ya. Serpil televizyon odasında oturmuş porselen fincandan çayını yudumluyor. Efendim çayın yanında pasta pusta bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim Şükrücüğüm. Efendim Zarp Bey'in kolyesi kaybolmuş herhalde. Biricik Hanım da bulmuşlar. Size getirmişler diye duydum. Evet Şükrü Efendi. Dilerseniz o kolyeyi bana verin, ben Zarp Bey'e ulaştırayım efendim. Maalesef veremem. Niye vermiyorsunuz efendim? Zarp Bey'e mi kızdınız yoksa Indire Gandhi mi yaptınız? Anlamadım. Yani niye vermiyorsunuz diyorum. Bende değil çünkü. Sizde değil mi? Attınız mı yoksa? Tüh, gitti dünyanın baş. Kemal'ime verdim çünkü Sarp'la buluşacaklardı, o versin diye. Kemal Bey mi verdiniz? Sorayım bakayım nereye koymuş. Şimdi ben onu ararım da şey yaparım. Şükrü? Şükrü Efendi! Ayol nereye kayboldu bu hemen? Hani Yıldırım olsa bu kadar çabuk kaybolmaz. Allah Allah. Aramayayım o zaman ben. Aa.
E bravo Şükrü. Ah Kemal Bey. Buyurun kahvenizi getirdim. Hı, koy oraya. Meryem Kemal'in elindeki mektubu fark etti. Afiyet olsun. Sağ olasın. Belli ki mektubu açıp okumakta kararsız kalmış. Evirip çeviriyor. Nazlı koşarak mutfağa geldi. Meryem abla. Hı. Meryem abla bittim ben. Ne oldu kuzum, ne oldu? Mektup yok. Kaybolmuş. Ne mektubu be? Ramin'in bana verdiği mektup. Ya Ramin bana kapıda mektup verdi. Ben onu montumun cebine koydum. Sonra odama gittim, mektubu okuyacaktım. Montumu çıkarttım. Ceplerime baktım ki mektup yok. Yani ben onu düşürmüşüm. Biri bulursa Ramin'i öğrenir. Ramin öğrenirse ben biterim Meryem abla. Kızım bir sus bir dur. Sakin ol yahu. Allah Allah. Şükrü'nün para görmüş hali gibi dır 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 nefes almadan konuşuyorum. Bir dur. Sakin. Anlat yavaşça. Ya Meryem abla dayım o mektubu bulursa ben biterim. Ha, anladım. Galiba şimdi mahvoldun zaten. Çünkü bu mektup Kemal Bey'in elindeydi. Ne? He, ya ben biraz önce Kemal Bey kahvesini vermeye gittiğimde elinde bir mektup vardı. Yani aynı mektup, o mektup, o mektup, bu mektupsa bilemiyorum yani. Ha, ben mahvoldum. Bittim ben Meryem abla. O mektubu almamız lazım. O mektubu dayım okuyamaz Meryem abla. Tamam, ah. Tamam sakin. Bir sakin ol kızım. Bir nefes al. Ben bir halini bulurum. Burnundan nefes al. Ağzından ver. Of. Burnundan al. Oh. Ağzından ver. Aferin. Kemal zarfı açıp mektubu içinden çıkardı. Tam okumak üzereydi ki Meryem telaşla salona girip okumasına engel oldu. Kemal Bey durun. Lan ne oldu Meryem, yüreğimi ağzıma getirdin. Niye bağırıyorsun? Siz bu mektubu nereden buldunuz? Merdivenlerde buldum. Ben de aldım baktım üstünde bir şeyler, hiç isim misin bir şey yok. Kimdir diye merak ettim, okumaya başladım ben de. Kemal Bey o mektup benim. Senin mi? Evet, benim. Şaşkınlıkla mektuba, sonra da Meryem'e bakan Kemal pek ikna olmamış gibi. Karanlığın soğuk duvarlarına senin mutluluğunun resmini çizdim ve aydınlandı. Sevgiye susamışlığım bir çölden bile beterdir ve senin sevgin tüm susuzluğumu giderdi diye başlayan bu aşk mektubu sağ mı geldi yani? Bana geldi. Meryem kim yazdı bunu sana? Yazdı. Kemal Bey burada mıydınız? Şükrü işte. Şükrü yazdı bana. Ya ben hiçbir şey yazmadım. Kim benim için bir şey yazdı diyorsa iftira ediyor. Ben bir şey yazmadım. Şükrü? Olur mu Şükrü? Sen yazdın bu aşk mektubunu. Bana sen yazdın bu mektubu. Ben mi yazdım? Hı. Tabii canım, hatta sen bana demedin mi? Hani ben konuşurken böyle kuzunu önde gideneyim konuşamam. Ver ben bir kalem kağıdı dökeyim sağ olan bu güzel duygularımı demedin mi? Meryem kaş göz edince Şükrü anladı. Efendim ben yazdım. Hatta şey dedim, o sakladığım cıkkayı buldun ya, onu geri vereceğim dedin ya bana. Hatırladın mı? evet dedim. Hatta şey dedim efendim, aşk mektubu yazarsan bana her gün kuru fasulye yapar mısın dedim. Yaparım dedim. Dedin değil mi? Evet demiştim Şükrü. Sen yazdın yani. Efendim ben yazdım. Ulan Şükrü, senin içinden nasıl bir aşk şairi varmış ya? Ulan ben 40 yıl düşünsem ha bu lafları yan yana getirip yazamam. Aynen öyle efendim. Konuşmaya konuşamam da ama yazmaya başladım mıydı? Sular seller gibi yazarım efendim. Yani bir aşk şairi benim yanımda adeta halt etmiş. Ya Meryem kusura bakma yani ben senin olduğunu bilseydim yani böyle ortada bulunca al kızım sen. Al. Çok teşekkür ederim. Oldu iyi günler. Çok mersi sağ olun Kemal Bey. Kemal Bey efendim Biricik Hanım bir kolye bulmuş. Onu Serpil Hanım'a vermiş. Serpil Hanım da tutup size vermiş efendim. O kolyeyi alabilir miyim? He, bana verdi. Zarp Bey'in kolyesi. Yana yakıla arıyor. Çok üzüntülü. Hemen ona ulaştırayım istiyorum efendim. Ya Şükrü, o kolyeyi değilsin ya. Ben onu vermeyi unuttum. Meryem'e dedim ki sen al bunu sakla da sonra veririz dedim. Biricik bulmuş onu ya. Böyle koltuğun kenarlarında bir yere koymuştur onu galiba. Sonra o da onu... Kemal'in arkasını dönmesiyle Şükrü yok oldu. Lan nereye kayboldu bu? Lan bu Şükrü var ya, bu Şükrü hamsiden hızlı kaçar ya.
olmasam ben ne yapardım Meryem ablam? Ay tamam canım, hiç önemli değil ya. Ama dikkatli ol ha. Yani Allah'tan mektupta ne senin ne de onun adı yazmıyormuş. Ay Allah'tan. Sen benim her şeyimsin. Çok teşekkür ederim. Tamam kız tamam, hadi uzatma. Vallahi bütün villanın haberi olacak ha. Yani gerçekten bundan sonra çok dikkatli olman lazım. Hele Şükrü'ye aman ha aman yani. Zaten bir Şükrü'ye söyle, bir de hamamda söyle, bütün dünya duysun. Ya işte bak, Şükrü'yü andık fakat çabaksız yakalandık. Ha, nasılsın, haber kız? İyiyim Şükrü abi, sen nasılsın? İyiyiz valla işte, bizde iş bitmiyor ki. Eşek gibi bizi çalıştırıyor Nazlı, ne yapalım biz? Kolay gelsin. Sağ ol canım. O zaman çok teşekkür ederim Meryem abla. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler Nazlı. Ne var? Ne var Şükrü? Meryem, Meryem, Meryem ne var? Ha yani mektubu ben yazdım dedin diye hemen karşılığını bekliyorsun değil mi? Ona sonra geleceğiz. Onun hesabını sonra döneceğiz de sen şu kuruyu ocağa koy. Bu arada ben zarfın kolyesini almaya geldim. Sendeymiş. Evet, bende ne var ne oldu ki? Ben veririm kendisine kolyesini. Hayatım sen zahmet etme. Boşu boşuna kalorini yakma. Bünyeni eritme hayatım, gerek yok. Şükrü, sen neyin peşindesin söyle bakayım. Hı? Ay bir şeyin peşinde değilim, sadece adamın kolyesini götürüp vereceğim yani. İyi o zaman ben veririm. Hayatım sen işin gücün ver, ver diyorum şu kolyeyi ver. Allah Allah Şükrü. Sen kesin bu kolyeyi alacaksın, vereceksin zarf ve ondan sonra bahşişi götüreceksin değil mi? Evet ne var ki bunda, ayıp değil ki. Alan veren razı, sana ne oluyor? Allah Allah, adamdan zorla almıyorum ki. Kendi isteyerek, kendi şeyine veriyor bana, öz iradesine veriyor bana. Tamam Şükrü, tamam. O zaman benim de sana bulunduğum bütün vaatlerden vazgeçersin sen. Ben Zulam'dan alınan paradan vazgeçmem Meryem. İyi Şükrü, o zaman kolyeyi ben veririm Zarp Bey'e. Tamam tamam, paradan vazgeçtim. Kolyeyi bana ver, tamam ben götüreyim Zarp Bey'e vereyim. Bir de şey diyeyim, baksana. Tamam, paradan vazgeçtim ama kuru fasulye yap bari, oldu mu? Vallahi kusura bakma Şükrü, benim işim gücüm var. Sen öyle her gün kuru fasulye yapamam ben. İki günde bir olsun. Olmaz, haftada bir. Tamam, ona da razıyım. Hadi kolyeyi ver de ben gideyim. Hey, dur bakayım, şuraya bir yere koymuştum. Kolyeyi vereyim sana. Meryem çekmeceyi karıştırırken Şükrü arkasında dikilmiş. Dört gözle kolyeyi bulmasını bekliyor. Açtı. Ah, bana. Bu günlerdir burada mıydı ya? Allah Allah, ne kadar yakınımdaymış da haberim yokmuş. Ben bunun yüzünden neler kaybettim ya. Ne paralar kaybettim, ne kurular kaybettim biliyor musun? Ver ver. İyi al, aman al. Al kolyeyi. Ay Şükrü, ne adamsın sen ya. Aklın fikrin hep parada, hep. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun sen. Hey Allah'ım ya. Toz oldu bile adam. Çünkü para kolyeyi verecek, bahşiş kapacak tabii. Allah'ım ya. Hes. Serpil televizyon odasında. Anneciğim, Nurhan aradı. Ne diyorsun? Hastaneden mi, karakoldan mı, nereden? Hayır anneciğim, gayet iyiymiş. Yeni araba almış, onu söyledi. Ay ne diyorsun? Harika bir haber hayatım. Allah güle güle kazasız belasız kullanmak nasip etsin inşallah. Amin. Hayırdır anneciğim, ne oldu? Nurhan aramış da. Aa, nereden? Hastaneden mi, karakoldan mı? Aa, ama aşk olsun ama ya. Ya neden Nurhan aradı dediğimde böyle şeyler söylüyorsunuz? Çok normal, çünkü hep aynı şeyi yapıyor. Yani normal bir şey için hiç aramadı ki Biricik. O zaman şimdi aradı. Yeni araba almış Nurhan, onu söyledi. Bu da hiç normal değil. Nurhan ve yeni araba. Hiç normal değil. Hayatım lütfen tartışmayın. Yani sonuçta güzel bir haber. Yani araba güzelse evet, iyi bir haber. Ama bakalım nasıl bir araba aldı, göreceğiz. Ne olursa olsun yeni araba hayatım, güzel işte. Kesinlikle anneciğim, kesinlikle. Hadi bakalım. Öylesin. Merak ediyorum. Abi. Ay neyse ki kurtulduk şu arabada. Ay çok şükür, çok şükür. Hiç aklım kalmadı Nurhan'da. Ha bir şey de söyleyemiyorum. Şükrü gel. Gel Şükrü gel. Şükrü. Ha. Kolyemi bulmuşsun öyle mi? Ha buldum. Çok güzel. Elinde odunla gelen olmadığına göre mesele yok. Odun mu? Ya boş ver şimdi odunu, kolyeyi ver. Efendim vereceğim de sizin için değerli olan bir şeyi bulmak benim için çok önemli bir şey. İnan o kadar önemli ki anlatamam yani. Anlatma zaten Şükrü, kolyeyi ver.
Vereceğim efendim. Yani size böyle yardımcı olmak benim için çok büyük bir şeref. Yani bunca yıllık yalakayım. Sizin gibi yalakalık yapacak bir zat-ı muhterem daha önce hiç karşıma çıkmadı, görmedim. Hiç bilmiyorum öyle birisini. Anladım Şükrü, uzatma. Anladım, anladım. Al Şükrü. 100 lira uzattı. Demek o istediğiniz şey sizin için çok önemli değil ya. Bu ne ya? Al Şükrü, al, al. Bütün paramı al, al, al. Başka da yok. Tamam efendim, hemen veriyorum. Hadi bakalım alabileceğin mi? Hop, hop, hop. Ana, ne çabuk aldınız. Ne yapıyorsun Şükrü? Saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Hopidik, hopidik. Beni Junior Kemal mi zannettin sen ha? Yer mantarı. Yer mantarı. Sinir etme beni. Hemen kolyenin arkasına baktı. Burada. Şükrü salonun ortasında öylece kala kaldı. Şabah ya. Bayır mantarı diye. Sanki kendisi kültür mantarı. Ama neyse. Ben aldığım bahşişe bakarım. Ne kadar var? 100, 300, 500, 600. Gerçekten o kadar kısa mıyım ya? Kısa olsa Meryem beni almaz. 1, 2, 3. De bayağı bir karışım de. Görüntüde arka bahçedeki yüzme havuzu. Ne oldu Sarp? Senin hani işin vardı, gideceydin. Babacığım ne bileyim böyle aile ortamı falan olunca bırakamadım ya. Yok yok. Nurmuş'un arabasını merak ediyor babiş kocuğum. Ne yalan söyleyeyim. Ben de merak ettim ha. Biricik üst kattan salona indi. Nurhan gelmiş, dışarıdaymış. O zaman akışına bırakıp görmeye gidelim. Hayırlı akışa gidelim. Hep birlikte merakla çıktılar salondan. Şükrü müştemil hatta elinde kumandayla televizyonun karşısında dikilmiş. Şükrü! Lan Şükrü la! Ha? Şükrü! Şş, baba, Nurhan Bey'in yeni arabasını gördün mü sen lan? Yeni araba mı? He. Nurhan yeni araba aldı ha. Hı? Lan ben bu züğürt damadı çok hafif aldım ha. Ne kili çıkınmış bu arabalar falan. Ay, aman Şükrü be. Ha, peki sen onun markasını biliyor musun ne olduğunu? Meryem markasını döndüğü ha? Anda Şükrü gözden kayboldu. Ne oldu lan bu? Hey. Ay Şükrü ya. Ay Şükrü ya. İş yapmaya gelince var ya kulağın adam bile beter oluyorsun sen ya. Ama işin ucunda para varsa hemen böyle jet hızıyla ortadan kayboluyor. Meryem söylene söylene çamaşır katlıyor. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Araba nerede? Araba burada. Hangi araba? Nasıl yani? İşte Nurhan'ın arabası bu, eski araba. Ha, eski araba. Yenisi nerede işte, onu soruyorum. İşte ben de ona bakıyorum, nerede? Tatatatam. İşte yeni arabam. Tatam mı? Tatam nedir ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Hayır Sarp. Bu işte yeni arabam. E bu eskisinin aynısı. Tamam Rüyam haklı. Yani eskisine benziyor ama bu daha farklı bir model. 4 yaş daha genç. He anladım. Modelinin yeniladın yani. Evet baba. Ya gücüm ancak buna yetti. Ne oldu? Beğenmediniz mi? Aa, beğenmez olur muyuz evladım? Beğendik tabii. Evet evet hayatım çok güzel. Ayağımız yerden kesilsin yeter bize. Nasıl 4 yaş daha genç ya? Arabaya botoks mu yaptırdın? Ne alakası var aşkım? Yani model yenilemiş. Araba daha genç bir araba almış. Nasıl ya? Aynısı bu eskisi mi? Yavrum ben sana daha sonra anlatırım. Artık uzunca bir süre rahatız. Hiç arıza yapmayacak. Çok temiz bir araba. Hayatım çok güzel, çok güzel. Güle güle kullan. Gerçekten çok güzelmiş Nurhancığım. Ben de korktum Nurhan'ın arabasıyla artık dalga geçemeyeceğiz diye. O da vardı. Neyse hadi. Hayırlı olsun. Hadi geçelim biz içeri. Hadi. Güle güle kullan Nurhan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Nerede? Araba nerede? Koş koş. Araba. Hani araba nerede? Ha işte burada araba. Yeni araba burada Şükrü Efendi. Eskiyi demiyorum, yeniyi diyorum. Yeni mi? Yeni işte. Yeni arabam. Yeni arabam bu. Sen yine cikletten çıkma araba mı aldın? Ha, bırak şakayı Allah aşkına ya. Şükrü Efendi bırak şakayı. Yeni arabam diyorum. Ya bunun neresi yeni gözlüğü sevim? Gitmiş gene bir tane hurda almış gelmiş. Kiloyla mı sattılar? Ne yaptılar bunu sana ya?
Hayatım sen bakma ona. Çok güzel arabamız gerçekten. Haklısın. Hiç kimse mutluluğumuza engel olamaz, gölge düşüremez. Mükemmel bir araba. Atalım mı bir tur? Atalım. Hadi bakalım. Bay bay. Hele. Ama sonra ben de kullanabilirim. Tabii ki. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Yine gitmiş ne araba almış görüyor musun? Adamda vizyon yok ki. Büyük çerçeveyi göremiyor ki. Git halbuki çevrende ne arabalar var, ne arabalar var. Şimdi araba çalışmaz, bana ittirir, mittirir. Kaç çekirsek. Manzarada Boğaz'da ilerleyen yolcu okurları. Kemal televizyon odasında bir başına oturmuş, TRT 1 ekranında yayınlanan sağlık programını izliyor. Merakla etrafına bakındı. Meryem! Meryem! Buyurun Kemal Bey. Ben Meryem dedim Şükrü. Niye sen geliyorsun? Benim Meryem, Serpil Hanımlarla beraber Junior'ı alıp Mahlukat Bahçesi'ne gittiler. Ha anladım, anladım. Serpil söylediydi zaten götüreceğim diye. Nurhan Bey de çok hevesliydi efendim. Yeni bir külüstür araba almış ya kendine. Ona bindirip götürdü. Selam. Merhaba. Babacığım millet nerede? Mahlukat Bahçesi'ne gittiler efendim. Mahlukat mı? Mahlukat nedir ya? Ya hayvanat bahçesi diye evladım. Ha. Bak şimdi canım sıkıldı ya. Aa niye babacığım? Ya niye olacak? Nurhan götürmüş. Ne? Ya hadi Nurhan'la mı? Ya bu uşak onların başına bir iş açmasın. Sarp'la Şükrü tedirgin gözlerle Kemal'e bakıyorlar. Kemal iyice huzursuzlandı. Yapay bir gölün etrafında oluşturulan adanın üzerinde 6-7 tane şempanze oyun oynamakta. Meryem, Serpil ve Rüyam şempanzeleri izleyerek aralarında gülüşüyorlar. Ya Serpil Hanım ya. Şunlara baksanıza. Ay ne Şükrü gibi değiller mi? Ay Allah iyiliğini versin. Bırak yakayı Meryem. Yahu ne şakası Serpil Hanım. Yaptıkları zaytarılıklar ay ne Şükrü yani. Ay anneşkocuğum çok şekerler ya. Bunlardan bir tane alsak ya. Ay bunlardan biri zaten bizim yavrucuğum. Ne diyorsun? Gerçekten mi? E tabii canım. Evdeki Şükrü diyor işte bizim. Ya. Ay hayır Meryem'ciğim. Şimdi istersen bunlardan birine sponsor oluyorsun. Bakımını üstleniyorsun. Biz de burada 4 tane hayvana sponsor olduk. Ay süper. İyi 4'ünü birden götürelim o zaman eve anneşkocuğum. Hayır evladım eve götürmüyoruz. Sadece sponsor oluyoruz. Bakımını üstleniyoruz. Böylece bu dünyada yalnız yaşamadığımızı göstermiş oluyoruz. Doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Bu. Ne kadar güzel ya. Ha. Merhabalar geldi. Şeyi getirdim efendim şeyleri. Çekirdekleri getirdim. Ay Nurhan Bey sağ olun ya. Ne zahmet ettiniz. Sizi de yorduk o kadar. Olur mu öyle şey Meryem Hanım ya? Junior gibi ben de çok severim burayı. Bir dakika. Sahi Junior nerede? Junior nerede ya? Buradaydı. Junior? Bir şey söyleyeceğim. Junior. Şempanzeler kapmış olmasın Junior'ı? Hayır olur mu ya? Olur mu böyle şey ya Junior? Junior! Şöyle yapalım istersen Serpil Hanımcığım. Biz Meryem Hanım'la şöyle aşağılara gidip bakalım. Siz de yukarı gidip bakın. Şimdi burada ortada buluşalım tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Hadi Junior! Junior! Yavrum gözümüz mü? Junior! Ay çok pardon. Burada böyle vitaminsiz, Harry Potter kılıklı bir çocuk geziyordu. Gördünüz mü? Yok görmedim. Serpil Rüyam'ı dürttü. Ama ölenler, Harry Potter'a benzemiyor mu bizim Junior? Manzarada Boğaz'ın mavi suları. Junior! 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 Ya Junior ya Allah'ım ya Rabbim ya nerede bu çocuk? Ya Allah Allah ya ben gördüm. Bu tarafa doğru gitti. Sanırım buraya girdi yani. Ay bakıyoruz işte Nurhoş. Yok işte Junior burada. Hay burada olduğuna emin misin yani? Evet Serpil Hanımcığım. Yani buraya doğru gidiyordu. Meryem tanıtım levhasını işaret ediyor. Leon. Aa, ay çok güzel filmdir o. Nereden geldi aklına? Yok. Benim aklıma gelmedi. Orada yazıyor öyle. Leon.
Nasıl ya? Filmin afişini mi asmışlar? Hayatım, afiş falan değil. Lion, yani aslan anlamında. Öbürü o senin söylediğin film, o Leon, o değil o. Ha, evet. Burası aslan, yani belli ki aslanların bölgesi burası. Doğru doğru, biz muhtemelen aslanın olduğu yerdeyiz şu anda. Evet. Aslanın yeri yani. Serpil Hanım, şimdi o zaman ben biraz pozitif olmak istiyorum tabii ama... Bu durumda bizim bu demirliklerin arkasında olmamız gerekmiyor mu o zaman? Evet yavrucuğum, şimdi normalde bu kafeslerin arka tarafı seyir tarafı. Burası da aslanların bulunduğu bölge. Yani biz şu anda aslanların bulunduğu bölgedeyiz. Serpil'in anca aklı başına geldi. Ay biz şu anda aslanların bulunduğu yerdeyiz. Aslan kafesindeyiz. Ya çok kötü kokuyor anne kocum burası. Çok pis yani. Bir de aslan yattığı yerden belli olur derler. Resmen pasaklı bir aslanmış bu. Ay, yok artık. Yani biz şu anda aslanın kafesinde miyiz? Ya öyle görünüyor. Nurhancığım hemen çıkalım buradan. Nasıl ya? İnanmıyorum Nurhan ya. Bizi aslanın kafesine mi soktun sen yani? Ya Allah Allah. Geldiğimiz gibi çıkarız ya. Şimdi şuradan çıkacağız, geri gideceğiz. Bir de zaten ya ortada aslan maslan yok ki ya. Sesin geldiği yöne doğru kafalarını uzattıklarında hepsi şoka girdi. Kocaman bir aslanla aynı kafesin içindeler. Peki bu ne? Aslan! Anmış kocam, keşke et falan alsaydık yanımıza, beslerdik yani. Merak etme yavrucuğum. Hayvan et sıkıntısı çekmeyecek. Et mi getirdik yanımızda? Evet, Riyam Hanım ağırlığımızca et getirmiş bulunduk zaten. Nurhancığım, aslan bize bakıyor. Yok artık! Sakin olun, sakin olun. Nasıl sakin olalım Nurhancığım? Aslana yem olacağız. Anneş kocuğum biz niye aslana yem oluyoruz ya? Bu Roma döneminde moda değil miydi? Yeniden mi moda oldu bu? Şişt evladım sus, sus. Hayvan dikkatini çekeceksin, sessiz ol. Sessiz ol, Serpil annen doğru söylüyor. Merak etmeyin, bir şey olmayacak, sakin. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun Nurhan? Aslanı mı tanıyorsun, aslancığımı biliyorsun? Bak, sessiz ol diyorum. Dikkat çekiyorsun diyorum, sen ca konuşuyorsun. Şimdi bakın sakin oluyoruz diyorum her zamanki gibi. Çünkü birazdan insanlar buradan geçecekler. Bakacaklar aslana. Onlar da bizi görecekler, anlayacaklar. Telin bu tarafındayız. Gidecekler yetkililere. Söyleyecekler yetkililere de gelecek, müdahale edecek, bize yardım edecekler. Tabii. İnşallah aslan bizi yemeden yetkililerin haberi olursa. Buyur Zartcığım. Sağ ol Şükrücüğüm. Afiyet bal şeker olsun. Efendim başka bir arzumuz var mı? Yok sağ ol Şükrü. Otur maç başlar hadi. Sarp çayını yudumlarken Kemal Sehpa'nın üzerindeki kumandayı alıp televizyonun sesini açtı. Yalnız sesi çok açmayın. Bircik Hanım giderken talimat verdi Mahmut Kemal. Hani uyuyormuş efendim, sesten kaynaklı bir uyanma söz konusu. Tamam dikkat ederiz işte, tamam. Baba ya Nurhan hayvanat bahçesinde film milin altında kalmasın sonra ya. Ya da bir orangutan ümünü sıkıyormuş. Bayılıyorsunuz ha uşakla uğraşmaya yani ha. Kemal ters ters bakınca Şükrü ile Sarp yüzlerindeki o alaycı ifadeyi değiştirip hemen ciddileştiler. Sevgili seyirciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'nden gelen bilgiye göre aslan kafesinde 4 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Hayvanat bahçesi mi dedi? Darıca Hayvanat Bahçesi tarafından yetkililere haber verildi. Nurhan Süleymanoğlu, Serpil Yılmaz, Rüyam Yılmaz, Meryem Sever adlı vatandaşlar kafeste mahsur kaldı. Serpil'le Rüyam değil mi? Vallahi bunlar onlar. Bu vatandaşların aslan kafesine nasıl girdiğinin bilinmediği belirtildi. Baba bizimkiler aslanın kafesine girmişler. Yok artık. Ay Nurhan'cığım. Ne
yapacağız? Ay, pozitif olalım diyorum. Pozitif düşünelim diyorum ama ortalıkta hiç pozitif bir durum yok yani. Anneş kocuğum, bu aslan bizi ham yapışına bırakacak. Ay Allah'ım yarabbim, ne olursun beni evladımı bağışla yavrum. Ha, Meryem, Meryem eğer aslan bize saldırırsa ilk önce seni yesin. Çünkü sen onu oyalarsın ve bayağı bir tok tutarsın. Biz de o sırada kaçarız. Ya bir dakika ya, ne oluyor? Niye önce beni yiyormuş? Bir kere önce seni yesin, benim bebeğim var ya. Ya hayatım, ben inciciyim yani. Aslanın dişinin kavuğuna yetmem ondan. Hadi be, sessiz olun. Ya sen frenle doğru söylüyor, sessiz olun. Bakın. Kaçmasak, hareket halinde olmazsak, sessiz olursak, kıpırdamazsak bize saldırmaz. Bir belgeselde görmüştüm. Eğer kaçarsak dikkatini dağıtırız, bize bakar. İşte o zaman yaptık. Sessiz olun, kıpırdamayın, kıpırdamayın. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Açık net söylüyorum. Bu beslenmiş ya, baksana yaymış, yatıyor. Bu tok ya, bundan bir şey olmaz. Rahat olun, aç gibi değil. Ben Nurhan'ın eşimi, karımı aslanlara yem etmedik almış, o da oldu yani. Ya yürüyün hadi gidelim ya, yürü. Ay Nurhancı, bu hayvan bize aç aç bakıyor. Ay anneş kocuğum ya, sen sponsorun değil misin? Söyle, sponsor niye besin? Evladım, hayvan nereden bilsin onun sponsoru olduğunu? Ay yani Selvila Hanım, yani bizi yesinler diye mi bu hayvanlara sponsor oldunuz siz ya? Yavrucuğum, ben ne bileyim Nurhancığımın bizi buraya getireceğini yani. Biz geldiğimiz zaman şu kafesin arkasından bakıyorduk işte. Ay anneş kocuğum, bu hayvan bize doğru bakıyor. Şişt, tamam, tamam, ben aklıma bir fikir geldi. Sakin olun, sakin olun. Ben şimdi aslanın dikkatini başka bir yöne doğru çekeceğim, tamam mı? Buradayım, buradayım. Aslan kral, aslan kral. Kocuğum bana bak, bana bak. Ben buradayım, bana bak. Bana bak, bana bak. Heh. Aslan ağzının kenarlarını yalayarak Serpillere bakıyor. Ay. Ay hala bize doğru bakıyor. Çünkü Meryem'i gözüne kestirdi de ondan. En güzel lokmadan başlamak istiyor. Bence Meryem dikkatini çekmeli. Yürü sen dikkatini çek. Ya ben bir dakika ya. Ben niye dikkatini çekiyorum? Ayrıca ben güzel lokma falan değilim. Ben bayağı bir yağlıyım yani. Hiç beni sevmez. Ben görüyorum bir kere aslanlar ceylan falan yiyorlar. Ya yani senin gibi incecik kızlar. Hadi yürü sen dikkatini çek onun. Hadi. Aslan, aslan, aslan. Bak bak gel gel. Beni ye. Beni ye. Ben daha lezzetliyim. Beni ye. Gel, gel. Gel. Onu ye. Ay Nurhancığıma doğru gidiyor. Aa, kurtuluyoruz anneş kocuğum. Kurtulmamış, kurtuluyoruz da. Yani Nurhan'a doğru yaklaşacak bu. Bu şeyler nerede, bu adamlar nerede, kurtarıcılar nerede ya? Bakamayacağım. Ay bakamayacağım. Vallahi bu da Nurhan'ın şansı, yazık oldu. Ya nasıl yazık oldu, olmaz ki ya. Olur olur. Meryem, Serpil ve Rüyam geri geri giderek gözden kayboldular. Manzarada boğazda gezinen bir balıkçı teknesi. Görüntü villanın bahçesine geçti. Salonda baygın bir halde yatan Nurhan yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Hayatım iyi misin? Aslan, aslan nerede? Aslanı uyuttular. Tırsma artık. Kalk kalk hadi kalk kalk. Hayatım, aslanları sakinleştirmek için atılan uyuşturucu iğnelerden biri sana denk gelmiş. O yüzden böyle olmuş. Aşkım, annem, Rüyam, herkes nerede, iyi mi? İyiyiz Nurhan, iyiyiz. Merak etme de. Yalnız resmen bizi aslana yem ediyordun. Pes, pes. İyi de hayatım, Nurhan bu. Yani bırak aslanı, dinozorlara yem edebilirdi sizi. Çocuklar öyle söylüyorsunuz ama bu olaydan sonra hayvanat bahçesinin müthiş reklamı olmuş. Ekonomik kriz yüzünden kapanmakta olan hayvanat bahçesine ilgi müthiş derecede artmış, bağış yağıyormuş. Hatta bütün televizyon haber kanalları da orada gitmişler, çekim yapıyorlarmış. Gerçekten mi anne? Sayende hayvanat bahçesi kurtulacak. Yani Nurhan yine eğrin doğruna denk geldi. Hepsinin neşe içinde görüştükleri sahnede görüntü dondu. Zengin kız, fakir 77. bölüm sonu. Her devrin hikaye. Aşk çilesi bitmez ki. Zengin kız fakir olur.